Oğlumun annesi, kötü arkadaşları ve akrabalarımızın kurbanı oldu. Çocuğa uyguladığı şiddetli bir videosu var. Çocuğumun psikolojisi bitti. Büyük skandalda son perde. Beni sahneye bıraktığı için çocuk da arabada. Ne kışımız var ne yazımız. Çocuk arabada büyüdü. Her sabah bana saldırıyor, ben ölmek istemiyorum. Çocuk her şeye şahit zaten. Canlı yayın bitti, kavga bitmedi. Sen son yeter ya. Yayından sonra olanlara inanamayacaksınız. Dün gece neler yaşandı? Ortada kalmış bir çocuk var. İkisinin arasında giderek bu çocuk çok daha kötü olacak. Ramazan'la Yasemin'in çocuklarıyla ilgili çok önemli gelişme. Şimdi Esra Erol'da. Çaresiz bir şekilde sana güvendim Esra abla. Eda evladına kavuştu. Gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Ona iyi bir hayat kurabileceğim mi? Ona yetebileceğim mi? Tek başıma. Ben eşim ve çocuğumu alıp ayrı bir eve çıkmak istiyorum. Sen Tahsin'le barışmak istiyor musun? Şu an çok kararsızım. Tek bir şartla barışmayı kabul etti. Eda'nın Tahsin'den isteği ne? Siz gerçekten birlikte mutlu olabilir misiniz? Eda, ben eşimi de seviyorum, çocuğumu da seviyorum. Esra abla, ben tam kararımı veremedim hani. Düşünmek istiyorum ben. Bugün duyacaklarınız sizi bir kez daha şaşırtacak. Bitti denilen evlilikte herkesi şoka edecek detay. Şimdi Esra Erol'da. 14 yaşındaki bir çocuk evlendiriliyor, hem de öz annesi tarafından. 14 yaşındaki kızı KB'yi Hakan Kirtay'la dini nikahla evlendirdi. Kızım ama kız ben aldı bu, evli bağlansın diye ben nişanladım yani. Kardelen okula gidiyor mu? Hayır efendim, bu çocuğu okumaz istemedi babası. Bunu da canlı yayında itiraf etti. 14 yaşındaki kızını okula göndermeyen hem de nişanlayan kişisin. Evet. Bizzat kendim ihbar ettim. Çocuk ve Kandil Hanım Gaziantep Cumhuriyet Çocuk Şube'ye gönderildik. Kız çocuğu da gözetim altında. Skandal olayda büyük gelişme. Şimdi Esra Erol'da. Sayın Adem Yoldaş ile ...23 yaşında bedensel engelli genç bir kadının tek isteği mutlu bir yuva kurmaktı. Ben evlendim. Eşim engelli değil. Bana el ayak olacağını düşünerekten, ona güvenerekten evlendim. Hayalleri kabusa dönüştü. Evlendiği eşi şiddet uyguladı, kandırdı, bununla da kalmadı, ihanet etti. Şiddetlerini, dayaklarını, en son ihanetiyle sarsıldım. Yani çok kötü şeyler yaşattı bana. Ben boşanmak istiyorum, bir an önce kurtulmak istiyorum ama kendisine ulaşamıyorum, bulamıyorum onu. Şimdi Tuğba'nın tek dileği boşanmak. Onun anlattıkları herkesi çok şaşırtacak. Şimdi Esra Erol'da. Bir babanın korkunç iddiası. Eşim çocuklarımı kaçırdı. Bir senede çocuklarımı göremiyorum. Büyük kızım uzak olsun yorası yüze. Büyük kızımı da götürüyor sözde. Küçük kızım da okula gidemiyor. Kulakları da işitmiyor. Engelli kızım. Ayrıldığım eşim 16 yaşındaki kızımı kötü yola sürüklüyor, 9 yaşındaki engelli kızımı okula göndermiyor dedi. Akıl almaz bir aile dramı şimdi Esra Erol'da.
güftesinim. Adem son şarkını örüp bir güftesinim. Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. 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 Hoş geldiniz sevgiler, selamlar. Herkese merhaba. ATV ekranlarından yeni bir günden yine ekran başında bizlerle buluşan seyircilerimize sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz sizler. Stüdyomuza sizler de hoş geldiniz. Avukatımız Hülya Kur'an, merhaba. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Siz nereden geliyorsunuz? Esenyurt'tan geliyoruz biz Esra Hanım. Evet, ailece beyefendi sizi çok kim? Seviyoruz. Eşim, onu da sürükledim peşimden. Merhabalar. Onu da getirdim. Ne güzel, sürüklüyorsun geliyor. Bazen sürüklesen de gelmiyor. Hani kazıyorsun filan. Buradan sizden çok çok selam bekleyenler var. Zonguldak ve Bartın ili olmak üzere. Zonguldak, Bartın'a. Evet, Çetin ve Bayhan ailelerine. Çetin ve Bayhan ailelerine evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu an siz de onlara bir şeyler söyleyin. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben de aynı. Nasılsın? Eşin zorla mı getirdi? Hı? Hayır. Çok teşekkür ederim bu cevap için. Evet, zorla geldim de diyebilirdi bana yani. Nedir bunlar? Siz mi yapıyorsunuz bunları? Bunları evet, kendi el emeğimizde. Karı koca beraber yapıyorsunuz. Yok, hayır. Ben kendim yapıyorum. Kendin yapıyorsun. Evet. Burada da köy ürünlerim var. Ama çok var. Güzel değil mi ya? Vallahi çok teşekkür ederim. Şimdi Eda. Hı. Bu nedir? Allah, bir sandık geliyor. Üzerinde de bizim ailece fotoğrafımız var. Bunları da sen yaptın. Evet, ben yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Niye afiyet zahmet olsun. Ettiniz? Köy ürünleri hepsi. Evet. Kendi açıyoruz. Cevizlerimiz, fındığımız var altta. Çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket gerçekten. Afiyet olsun. Bunu Hakan sen. Sağ olun. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ha? Ağrı. Düşünün ne kadar ağır. Neler gelmiş, neler kimse... Sağ olun, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mahcup oluyorum. Sizlerin sayesinde ev alışverişi yapmıyorum diyor. Ay çok teşekkürler, vallahi çok mutlu oluyorum. Yani bir kere onu yapmanız, düşünmeniz, buraya getirmeniz, o zahmeti çekmeniz, burada vermeniz hepsinden çok daha kıymetli. Ama bana kalmıyor. O... Giderken şu anda yolda mesela Ömer'le başlamıştır, Hüseyin abiyle devam eder. Olmadan. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. İlk konuğumuz, şimdi bu koltuğu gördüğünüze göre arkası dönük bir konuğumuz geliyor. Onu da çağıracağım. Tahsin Göktaş programımıza başvuruda bulundu. Bir yıldır çocuklarını annenin kendisine göstermediğini, kendisinden kaçırdığını iddia ediyor. Aynı zamanda 10 yıldır ayrı olduklarını ve bir an önce boşanmak istediğini de belirtti. Önce Tahsin Göktaş gelsinler, buyursunlar. Hoş geldiniz. Tahsin Bey, sizi şöyle alacağım. Arkanıza da şöyle yastık çünkü şimdi bir konuğum daha gelecek. Tahsin Bey bir yıldır çocuklarını göremiyor. Eşi evi terk ettikten sonra çocuklarına bakan bir hayırsever olduğunu, destek olan biri olduğunu söylemiştiniz. O kişi de canlı yayında ismin açıklamasını istemiyor. O beyefendi de buyursunlar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekranda isminizin açıklanmasını istemediniz. Şimdi çevrem çok, akrabam çok, torunlarım var, evlatlarım var. Beni kimsenin o konuda tanımasını istemedim yani, rencide olmayayım diye. Ama herkes biliyor sizin yaptığınız yani sergilediğiniz davranışı. Sadece şu anda Tahsin'in eşi ve çocukları benim olduğumu anlayabilir. Başka kimse anlayamaz. Ama hayır, çevrenizdeki insanlar bu çocukların 5 yıldır sizin yanınızda olduğunu bilirler. Bilmiyorlar asla. Ha, bilmiyorlar. Asla. Nasıl sakladın abi sen onları 5 yıl boyunca? Şimdi bakın Esra Hanım, bu ufak çocuk
İsmini unuttum şimdiki, değil mi? Söylemeyin zaten çocuğun ismini. Tamam. Küçük kız diyelim. Astım ve bronşit hastalığı varmış. Çocuk tıkanmış. Ben bunu kendi vasıtamdan araştırmaya yetiştirdim. Ve sabahaya kadar da başında durdum. Hava verdirdik. Verdi doktorlar. Sabahaya kadar bir babası gibi şefkatimle bu çocuğu ben bırakmadım. Tanımadım halde. Ve ertesi günde kendi aracımdan da kaza yaptım. Uykusuz kaldığım için. Allah'tan kötü bir şey olmadı. Bu çocuklar benim yanımda 5,5-6 seneye yakın ben baktım. Siz baktınız onlara. Ben baktım. Sizin evinizde. Kendi evimde. Kendi çocuğumla beraber. Allah yukarıdadır, Allah her yerdedir. Onu söyleyeyim. Allah'ın huzurunda ben simit idiysem ona da simit idi. Ben peynir idim, ona da peynir. Ayırmadım yani. Siz Tahsin Bey'in 2000... Biri 11, diğeri de pardon şu anda biri 16, diğeri tam de şu anda 9 yaşında olan iki kızına 5-6 yıldır siz ben bakıyorsunuz. Ve nüfusa da bildirdim. Devlet ararsa bu çocuklar dedim, bende bir haftalıktı. Ve gittim nüfus müdürlüğüne, bu şahıslar bendedir. İki tabii, çocuk sizdedir. Tabii ikametgahını aldım kendi adıma. Ha, ikametgahı aldım. Çünkü devlet nerede bulacak onları aradığı zamanda? Ben de bildiğini bilsin, karakola da gittim, bildirdim. Onu nasıl yaptınız mesela? Şimdi aslında hem onu nasıl yaptı hem de çocuklarla ilk bir araya gelme, neden sizin evinizde kaldılar? Nasıl onu bir anlatır mısınız? Esra Hanım, bu olay şöyle oldu. Ben 2007'de çene kanserine yakalandım. Uğur Aslan Songül Karlı programına çıktım. Öyle bir durumdaydım. Bu çene alındı bende. Bir arkadaşım bunları mağdur olduğu bir parkta buluyor. Kışın. Kimle? Ocak ayı mıydı? Şubat ayı mıydı? Neydi? Bir kış ayı. Buluyor. Beni aradı. Beni, onları gören kişi İki benim arkadaşım. İki çocuk parkta mı? Parkta kalıyorlarmış. Yanlarında kim var? Anneleri var. Arkadaş beni aradı. Dedi ki bak dedi, burada dedi iki kız çocuğuna bir bayan var. Mağdur dedi. Bu çocukları kurtarabilir miyiz? Sende kalabilirler mi biraz dedi. Ben de dedim ki bakın bu dedim akrabam değil. Bunu devlet sorar. Neye dayanarsan aldın? Bana sorarlar dedim. Bunu bildirmemiz gerekir dedim. Yok dedi, bir haftalığına dedi. İyi, bir haftalığına sen yaşında dedim. Arkadaşınız kimdi, hatırlıyor musunuz? İsmini vermesem. Peki ama sonra yani söyleyebilirsiniz. Yani o da iyi bir insan. İsmini, o, çünkü o tanıştırdı bizi. Evet. Anneli iki kız bana geldi. Bağcılar'da bir parkta. Levent Kırca Parkı. Ha? Levent Kırca Parkı. Levent Kırca Parkı'nda, evet. Bunlar bana geldiklerinde, çocuklar bit içindeydi. Yani utanaraktan söylemiyorum. Gerçek oydu, bit içindeydi. Saçlarını götürdüm, berberde kestirdim. Yalan olmasın, birisi 9 yaşındaydı, Ufa da 3-4 yaşlarındaydı. Çünkü hastalığından dolayı bazı şeyleri unutuyorum, algılayamıyorum Esra Hanım. Kestirdikten sonra üzerlerine değiştirdik ki eve bit yayılmasın diye. Bir hafta sonra gittim nüfus müdürlüğüne. İki çocuk ve anne sizin evinizde yaşamaya başladı. Anne bende kalmıyor. İki çocuğu aldım ben. Anneyi ben eve almadım. Anne dedi ki ben de yatılı kalıyorum dedi. Temizlik işi yapıyorum, yatılı kalıyorum dedi. Sadece çocuklarım kabul edilmiyor dedi. Çocuklar, onun için ben aldım çocukları. Anne bende kalmıyor. Çocuklar bende kalıyor. Yatılı olarak kalıyor. Ben bunu gittim nüfus müdürlüğüne ikametgahını yazdırdım. Benim adıma. Musafir olarak yazdırdım. Evet. Ondan sonra... Siz evde kim yaşıyorsunuz? Kendi eşim, aile düzeniniz. Eşim, bir de kızım, bir de ben. Üçünüz beraber yaşıyorsunuz. Parkta bir arkadaşınız diyor ki bir kadın var, yanında iki çocuk var. Mağdur durumda. Al bunları, mağdur durumdalar. Bir haftalığına sende kalsın denildi. Bir haftalığına sende kalsın. Sonra bu iş bir hafta sonra uzayacağını bildiğim için ben gittim bildireyim. Çünkü suçlu duruma düşmeyeyim dedim yani. Ben iyilik yapıyorum derken hani zan altında kalmayayım dedim. Annenin ikametgahını da aldırdınız değil mi? Ha, onu diyeceğim. Şimdi ben şuradan şey yapınca, gayetini alınca dedi ki, ben dedi kimliğimi kaybettim. Kimlik çıkartamıyorum, ikametgahım gözükmüyor. Evet. Sen yatılı kaldın, yatılı kaldın, yeniden ikametgahın bellidir. Evet. Sonra yok dedi, daha oraya dedi resmi kayıtım başlamadı dedi. Onu da ben ikametgahı aldım, kimlik çıkarsın diye. Bu da öyle oldu. Sonra Tahsin Bey'le tanışma konuma da şöyle Tahsin'le oldu. Tahsin'le konuşmaya gelme, anne çocukları sana bıraktı. Sen, karın, bir kızın var. Evet, üçünüz evet, beraber. Evet, nerede yaşıyorsunuz? Bağcılar. Bağcılar'da yaşıyorsunuz. Bu çocuklar sana bir haftalık geldi. Hayırsever bir vatandaş olarak aldın. Evet. Anne bıraktı, gitti. Siz çocuklarla, kendi aileniz ve o çocuklarla beraber ne kadar yaşadınız? 5,5-6'ya yakın sene olarak. 6 yıl boyunca bu çocuklar sizin evinizde sene olarak, kaldı. Evet, evet. Ama anne gidip geliyor bu esnada 10 günde bir, bir haftada bir, bir ayda bir gidip Nasıl geliyor. Nasıl güvendi size?
nasıl güvendi derken ben zaten kanser hastası olduğum için hastayım zaten, hı hı. Rahatsızım, ilaç da kullanıyorum ama öyle bir saldırganlığım veya öyle bir zarar verecek bir insan değilim. Hatta bugün yine, hı hı, rahatsızlandım ben. Rica edildi de geldim ben bu şeyden. Anladım. Hayır, saldırganlığınız anlamında değil. Düşünsenize, hani siz parktasınız, bir aile size kucak açıyor, karısı, kocası, bir de kendi çocukları var. Bir mevcut yaşamınız var. Evet. Sonra iki tane daha çocuğun sorumluluğunu alıyorsunuz. Onu vicdanım sızladı. O soğukta bir tanesi ölmüş. Çocuğun biri, bakın atlıyoruz. Çocuğun biri de ölmüş. Bağcılar Belediyesi kaldırmış. Bu çocuklar da ölmesin, zerruru perişan olmasınlar diye Allah rızası için ben aldım. Kaç ay, ne kadarlık bir çocuk ölmüş? 40'lıydı. Ha? 40'lık. 40'lık derken? Daha yeni geldi. Yeni doğdu. Yeni geldi. Şimdi bu, siz anneyle gördünüz. Tahsin amca, siz programa başvuruda bulundunuz. Evet. Dediniz ki karım çocukları benden kaçırıyor. Ve ben karımdan boşanmak istiyorum. 10 yıldır da ayrıyız. Evet. 10 yıldır da aynı evde yaşamıyorsunuz. Yok. Siz bu beyefendiyi nasıl tanıdınız? Ben bunu önceden tanımadım. Ha? Tanımadım. Benim bir arkadaş. O adam da öldü. Hayır, siz ilk geldiğinizde ben söyleyeyim biraz, Tahsin Bey konuşmakta güçlük çekiyor. Yok, anlatmış. Eşin Kadriye seni terk etmiş. Evet. Değil mi? Evet. Esra Hanım. 10 senedir de ayrıymışsınız. Evet. Evet. Boşanmanız da yok. Evet. Ve evliyken de birine kaçmış. Evet. Kime kaçtı? O adam öldü. Kim o adam? Hurdacı. Hurdacı. Nerede hurdacı? Öldü. Medenliğe gitti. Avcılar'da öldürüldü. Ben de o konuya açıklayayım. Ha, biliyor musunuz siz hurdacıyı? Evet, biliyorum. Evet. Bu Kadriye'nin ilk kaçtı hurdacıyı siz de biliyorsunuz. Siz daha iyi anlatıyorsunuz. Şimdi, ya. Şimdi Esra Hanım, bu hurdacının ismini vermeyeyim. Olmaz. Ölmüş zaten. Rahmet. Ne olacak? Ver ismini. Şimdi bu hurdacı ile beraber yaşıyormuş bu Kadriye Hanım. Bana yatılık alıyorum. İşte bir ara işten ayrıldım. Bulaşıkçılığa geçtim filan falan. Beni hep oyaladı bu. Bu esnada. Fakat bir gün beni bir telefon aradı. Baktım, hı hı, bu rahmetli ölen kişi. Hurdacı. Hurdacı. Kadriye'nin ilk evden kaçtı. Evet, yani kaçak yaşadığı kişi diyeyim. Ve beni bir kahvehaneye çağırdı, gittim. Dedi ki bu çocukların dedi masrafına dedi Kadriye Hanım dedi yetişemez. Sen dedi almışsın. Aranızda bir fiyat konusu var mı dedi. Dedim hayır dedim, yani çocuğuna bez mama parası getiriyorsa dedim getirir, getirmese ben dedim karşılık dedim beklemiyorum. Hı hı. Dedi ben dedi katkıda bulunacağım dedi, bulundu. Rahmetli bulundu bak. Rahmetli hurdacı. Hurdacı. Sen çocuklara 200, bakıyorsun diye. 200, 300 mama parası, bez parası falan diyetine bıraktı. Kadriye size para ödüyor muydu? O da aynı. 250, 300 o da getiriyordu. Şimdi onun hakkında aylık yiyemem. Aylık bakıcılık, bakıcı parası gibi bir şey. Şimdi Tahsin'i tanıma olayım. İşte o hurdacının sayesinde ben tanıdım. Peki. Tahsin'i. Şimdi hayır, Tahsin abi programa başvuruda bulunurken karım beni terk etti, bir hurdacıya kaçtı. Evet. Bir anlatır mısın? Çocukları da sana bıraktı. Evet. Sen avcılar şeyde küçük yılda oturuyorsun. Evet, karşı, evet. Ben de çocuklara iki tane çocuğum küçük baksın diye bu beyefendiyi buldum dedin. Yok. Ben öyle demedim. Ya. Ne dedin sen? Ben dedim o arkadaş dedim Erol abiye arkadaşa bırakmış dedim. O bakıyor dedim. Ha, Esra... Karın mı bu adama bırakmış çocukları? Evet. Esra... Sen çocuklarını 10 yıldır görüyor musun? O, bunun yanında görüyordum. Onların benim yanında görüyordum. Karın evden çıkarken çocukları alıp mı gitti? He, aldı, ikisini de aldı gitti. Seni terk etti. Terk ettim. Kim için terk etti? Hurdacı için. Hurdacının... Hurdacı için. Evet. Hurdacı da sonra ölünce karın ve çocuklar sokakta mı kaldı? Yok, kalmadılar. Bunun yanına yerleşti. Onun ama için... sen bunu tanımıyorsun. Evet. Karın evi terk etti. Şeyin yanına gitti. İşte belediyede bir belediyede bir arkadaş varmış. Onun yanına gitti. Esra Hanım, ben oraya bir aydınlık getirebilir miyim? Tabii, sizin siz daha işiniz kolaylaşsın diye söylüyorum. Şimdi bu arkadaş beni hurdacıya çağırdı ya kahvehaneye. Tahsin Bey'i ben o zaman tanıdım. Telefonunu verdi bana. Dedi ne ki, diyor hurdacı? Çünkü karısının yasak ilişkisi. Ben istedim aslında. Telefonda bir buluşunca ben istedim. Tanıyorsan babasını bana telefonunu ver. Çocukların bende olduğunu bilsin diye. Aldım bunun telefonunu ben o hurda rahmetliden. Bunu aradım. Telefonda konuştuk, randevuleştik ve buluştuk. Ne dediniz siz onu arayıp? Çocuklar bende mi? Tahsin çocukların Bey? Dedim bende, haberin olsun dedim, senden bir tanışabilir miyiz? Hı hı. Gelip çocukların görebilirsin dedim. Bu da okey dedi. İzin aldı iş yerinden, geldi. Evimi de gösterdim, çocuklara da gösterdim. Hatta misafirim de oldu bir gece. Hı hı. Bir gecem, iki gecem unuttum. Bu şekilde Tahsin Bey'le biz tanıştık. Dedim ki bak çocukların dedim ikametgahı dedim nüfus müdürlüğünde dedim hazır. Karakola dedim gitmişim şeyimi bildirmişim ben de onunla dayım. Çocukların bende kalmasına dedim razı mısın yoksa çocukları alıp gidecek misin dedim. Hı hı.
Bu ne kadar süre sonra? Çocukları size aldıktan ne kadar süre sonra oldu? Anlayamadım avukat hanım. Şimdi Kadriye sana anne çocukları bıraktı ya. Bu arada Kadriye Hanım bulunmuş. Kadriye Göktaş. Şimdi telefon hattında olacakmış. Tamam. Kadriye sana çocukları, sen onu parkta buluyorsun, çocuklara bakıyorsun. Anne çocukları sana bırakıyor ya. Evet. Sonra ortaya bir hurdacı çıkıyor bu Kadriye'nin beraber olduğu. Evet, rahmetli. Sen de Tahsin'e ulaşıyorsun. Evet. Dönüyorsun Tahsin'e diyorsun evet. ki çocukların bende kalmasına razı mısın dediğinde aradan ne kadar süre geçti? 4 ay falan geçti galiba. 4 ay sonra yani Tahsin Bey'e ulaşıyorsun. Önce bir Kadriye Hanım'la görüşelim. Kadriye Hanım. Alo. Merhaba Esra Hanım. Merhaba, hoş geldiniz yayına. İki çocuğunuzu... Hoş bulduk, teşekkür ederim. İki çocuğunuz sizinle mi beraber? Babadan evet, kaçırıyor musunuz? Evet, beraber. Babadan kaçırıyor musunuz? O Tahsin Bey oraya çıkarken, konuşurken... Evet. Beni çatır çatır kaç sene o çocukları kullanarak kattığını da konuşsun. Tekrarlayın lütfen. Lütfen, madem her şey orada doğru konuşuyor, beni nasıl kattığını da konuşsun. Sizi başka ama insanlara para karşılığında fuhuş mu yaptırıyor? Aynen öyle. Yapmadığın zaman da o çocuğun ağzına yastık kapatıp boğmayı biliyordu ama. Yazıklar olsun. Benim çocuğum ölmüş ya. Şimdi sorsalar ya o çocuk neden öldü acaba? Siz 10 yıldır ayrıymışsınız, 10 yıldır çocuklar sizinle beraber, eşinizden kaçma sebebiniz, eşiniz sizi fuhuşa mı sürüklüyor? Fuhuşa sürükledi ayrı, dayakları ayrı, o çocuğa ettikleri eziyet ayrı. 40 günlük çocukları niye yaptılar? 40 günlük bebeği yastıkla baba mı öldürdüğünü iddia ediyorsunuz? Hayır, onu söylemiyorum. Hayır. Yanlış anladınız. Buyurun. Hoparlörü bir kapat Kadriye, en başından itibaren anlat şunu. Parkta yatmaktan, evet. Soğuktan felaketi de çevirip zatürreden öldü benim çocuğum. Zatürreden öldü çocuğunuz. Aynen öyle. Eşiniz sizi satıyor. Ya şunu bir anlatabilir misiniz bütün süreci? Çocuklar sizle beraber neden bu beyefendinin evinde kalıyor? O beyefendinin evinde kalıyor. Kalıyordu. Ne yok? Hanımefendi. Kadriye Hanım, 10 yıl önce neden parktaydınız? 5 yıl önce. Hocamın çalışmamasının yüzünden. Tahsin çalışmıyordu. Sen çocuklarla evi terk edip parkta mı yaşamaya başladın? Evi terk etmedim. Tahsin'le beraber biz parkta yaşıyorduk. En son yaptığı eziyetlerden. Evet. Evet, satmasının yüzünden. Artık canıma tak ettiği için ben evden kaçtım. Evet, sonra? Ben evden kaçtıktan sonra bir beyefendi... Bu beyefendiyi buldu. Evet, bu beyefendiyi buldu. Erol Bey'den bahsetmiyorum, Tahsin Bey'den bahsediyorum. O da kendimi izah ediyor ya. Benim ismimi evet. geçmesin Esra Hanım lütfen. Benim ismimi telaf etmesin. Bu geçmesin. Beyefendi kimdir sizin hayatınızda? Çocuklar bu adamın efendim, evinde niye kaldı? Bir zamanlar Harbi Mustafa Bey'den bahsediyorlar ya, zahmetli olmuş. Evet. Onun aracıyla bununla tanıştık. Evet. Onun bir tane daha arkadaşı vardı. Ne verdi? Beyefendi, hanımefendi şu anda telefonum çekmiyor. Bir 10 dakika telefonunuz, sonra arar mısın? Hayır, telefonun çekiyor. Sen parkta çocuklarınla beraber Tahsin'den mi kaçtın sana fuhuş yaptırdığı için? Evet, Tahsin'den kaçtım. Parkta yaşamaya başladın. Evet. Bu beyefendiyi nasıl tanıdın? Çocukların kaldığı... Aynen öyle. Bu adamı nasıl tanıdın sen? Çocuklarımla bakan kişiyi, çocukların bu adamın evinde kalmış. Evet, o adam evinde kaldı. İşte bu Mustafa Bey'in aracılığıyla tanıştım. Ha, hurdacı Mustafa tanıştırdım. Kim? Hurdacı mı? Evet. Mustafa hurdacı. Sen Mustafa ile ilişki mi yaşıyorsun? Hayır. Sen bu beyefendiyi Mustafa aracılığıyla mı tanıdın? Aynen. Beyefendi, şunu söyleyelim hemen Mustafa buradayken, kim? Siz bir arkadaşınız sizden rica ediyordu değil mi bu çocuklara bak diye. O rica eden kişi aslında annenin birlikte olduğu hurdacı beyefendi mi? Şimdi avukat hanım, ben birlikte olduklarını gözümden görmedim.
Şimdi görmediğim şeye evet birlikte ama yaşıyordu. Ama size bakın bir ricada bulundu diyorsun. Ben Allah rızası evet, için iki evet, çocuğu evet, aldım diyorsun. Evet, şimdi... Bu kişi de daha sonra size telefonda siz sanki bu kişiyi hiç tanımıyor gibi bahsediyorsunuz. Aslında bu beyefendi sizle şöyle bir şey olmuş bahsetmiş olabilir. Ben sana bir miktar para veririm sen çocuklara bakmaya devam et. Hani bakıcı gibi. Evet. Evet, böyle bir durum mu söz evet, konusu? Evet, o dediğiniz doğru avukat hanım. Fakat ben Kadri ismini vermeyeyim. Bu hurdacı ile bu bayanın beraber yaşadıklarını gözümde görmedim. Yani biliyor musunuz peki? Şimdi duymak başka, görmek başka. Duyuyorduk. Söylenti vardı ama ben kendi gözümle herhangi bir şeysini görmedim bu şimdi konuda. Abicim şunu merak ediyorum. Tahsin Bey, siz karınızı para karşılığı bu iş yapıyor öyle bir musunuz? Şey yok. Bundan dolayı Kadriye kaçıyor, parkta yaşıyor. Sen bu çocukları yanına alıyorsun, bakıyorsun. İkametgahlarında evet. alıyorsun. Evet. Çocuklar senin yanında. Evet, aynen. Senin karın ve senin çocuğun da bunu kabul ediyor. Bu çocuklar 5-6 yıl sende kalıyor. Evet. Neden kalıyor? Niye? Şimdi niye kalıyor? Babasının rızalığını aldım. Yani aldım derken... Okey aldın rızayı. Aldım. Devlete de bildirdim bende olduklarını. En azından bu çocukların soğukta, isikte açık kalmasınlar. Tamam, insanlık namına. İnsanlık namına. 5-6 yıl boyunca neler yaşadığınızı bir anlatabilir misiniz? Çocuklar sende, senin himayende. Bir ekonomik konuda sıkıntı yaşamadık. Hani yeme içme konuda bir sıkıntı yaşamadık. Ben emekliyim kendim. Tahsin Bey bakıcı parası veriyor. O da verdi, evet Tahsin Bey gönderdi. Hurdacı da verdi. Hurdacı da verdi, Kadriye Hanım da verdi. Kadriye Hanım da bakıcı parası verdiler, veriyor. Verdiler, üçü de verdiler. Ben şimdi aldığım parayı inkar edemem yani. Niye inkar yatılı edeyim olarak çocuklar sizde. Öyle diyelim, 7-24 bendeydi, evet. Peki, çocuklar sizdeyken bir dönem babaya kaçıyor, babanın evine. Evet, kaçtılar. Onları da bir anlatabilir misiniz? Niye şimdi, kaçtı iki çocuk? Bunu Kadriye Hanım telefonundaysa duysun. Benim şu anda Kadriye ile konuşmak istemiyorum. Bütün bir beyefendinin anladım, hikayeyi anladım. Almak istiyorum. Şimdi benim evim, kiracım 500 lirayken kirası 900 liraya çıkartınca birdenbire anlaşamadık ev sahibiyle. Daha küçük bir ekonomik eve geçeyim dedim. Bulduk. Evin de bakımları vardı. Dekorasyon olayı. Ben o iki ev arasında uğraşırken bu eski evdeki anahtarı buluyor, evin anahtarını bunun büyük kızı ve kapıyı da açıkta bırakıyor, küçük kardeşine alıp babasına kaçıyor. Ve babası bana döndü. Dedi ki çocukları aramayın, çocuklar dedi bana kaçtılar. Ben niye de sizin haber... yanınızdan kaçıyorlar? Huzurlu bir ev değil mi orası? Şimdi hay evim huzurlu, evde bir sıkıntı yok. Yani ama niye kaçtıklarını, yani onu bilemiyorum. Bana gelip çocukları derken... size görüyor. Görüyor canım. Anne de geliyor görüyor. Aynen öyle. Siz yatılı dadı gibisiniz. Kendi evet. evinizi açtınız. Evet, evet, evet. Ama çocuklar babanın yanına kaçıyor. Ben de anlam veremedim. Sonra... Bir orayı anlatır mı Esra Hanım? Anahtarı buldular. Çocukları normalde üstünden kilitler misiniz? Yani bu çocuklar biliyorlar mı? Anlayamadım. Biz... Şu anahtar mevzunu ha, diyor. Ha, yok yok. Hayır hayır. Kapı kilitleme diye bir olay yok. Anahtar zaten evde. Masanın üzerinde. O konsol mu diyorlar? Konsolun üzerinde zaten anahtar. Çocuklar yani... okula gidip geliyorlar değil mi? Hayır, okula gitmiyor. Ufa, hiç okula gitmediler. Hayır, hayır, hayır. Kaç yaşında geldiler sizin yanınıza? Biri 3 yaşında, biri 9 yaşında. Avukat hanım, 1-2 yaş yani şey söyleyebilirim çünkü... büyük kız zannedersem 7-8 yaşlarındaydı. Okula gitmesi gerekiyor. Gitmiyordu. Gitmiş okul, 2. sınıf mı? 3. sınıf mı? Ama siz şeyi aldınız, onların ikametgahlarını aldınız. Aldım, fakat kimlikleri yoktu. Kimlik çıkartmaya uğraştık. Evet. Onu da çıkartamadık. Anne baba geliyor. Nasıl oldu orayı unuttum ben o olayı. Onu unuttum. Tamam arada hatırlamıyor Hülya Hanım. Yok yok hayır, hayır. Gerçekten rahatsızım biraz. Tamam. Okula gönderemedik. Ufa için müdürle görüştüm ben. Müdür dedi ki bu dedi konuşamıyor. Duymuyor dedi. Bu dedi farklı bir konu dedi. Şimdi küçüğün işitme engeli var. Öyle bir okula gitmesi lazım. Büyük hiç okula gitti mi? Gitmiş ve terk etmiş okulu. Hayır. Sizin yanınızda 5-6 yıl. Hayır gitmedi gitmedi. Hayır, hayır, nasıl hayır. gitmedi neden gitmedi? Vallahi gitmemesinin sebebi zaten o karşıdaymış onun okulu. Nakil alınması gerekiyordu. Şimdi anne baba sizinle beraber ikametgahı aldınız. Her türlü yasal işlemi yapabilmek için bu çocuklar sizde. Sizin bulunduğunuz evet. bölgede okula gidebilsinler diye. Evet. Değil mi? Çocuklar sizin yanınızda okula gitmedi. Gitmedi yani yalan göndermediniz. Söyleyeyim. Göndermedim değil gitmedi. Çünkü ikametgah o karşıdaki nakil mi alınacakmış okuldan neymiş galiba bir nakil meselesi onlar vardı. Onlar da yapılmadı. Yapılmadı. Yapılmadığı için de ben de bakıcı olduğum için annesi ve babası onunla koştursun dedim bu konuda dedim. Ben niye koşturmadınız? Koşturmadınız. Yani şimdi çocuk hastalığında hastaneye kaldırdım. İlaçlarını aldım. Bir baba gibi şefkatimi gösterdim Ufa'na. Şimdi kaçma konusundan gelince bununla babasında 2 ay mı kaldı, 3 ay mı kaldı bilemiyorum. Bir hatırladıklarını anlatsın istiyorum da tekrar beyefendi. Tekrar bana geri kaçtılar.
Önce babanın yanına kaçıyor. Kaçtı, 2-3 ay bile kaldılar. Tekrar bana geri kaçtı çocuklar. Anahtarı nereden buluyor? Evden nasıl çıkıyor? Bu eski evden kaçtı. Evi taşıyorduk ya biz. Evet. Biz yeni evle uğraşıyorduk. Bu eski evden kaçtı. Kapıyı da açık bırakmış. Evet. Anahtarı da üzerine bırakmış, gitmiş. Sonra aradan biz yeni evi taşıdık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra bir öğlen saatleriydi, kapıya dayandı bir sırt çantasıyla. Büyük kız yanındaki ufak kardeşiyle beraber. Evet. Dedi ki Erol amca, biz... dediler. Niye kaçtınız kızım dedim. Benden kaçtınız zaten adama dedim. Bana niye geri döndünüz dedim. Babam dedi çok erken işe gidiyor. Çok geç eve geliyor dedi. Evet. Geç eve geliyor dedi. Bir de dedi bizde kalan dedi dayı diye bir adam var dedi. Kim dayı? Ya bir komşuydu. Bir... Adı ne dayının? Ali. Ali soyadı ne? Soyadını bilmiyorum. Nerede? Küçük yılda mı oturuyordunuz? Evet küçük yılda. Komşun mu? Komşuymuş. Karısı şimdi... var mı? Yok. 2-3 gün kaldı, fazla kalmadı. Ondan sonra senin evinde mi kaldı dayı? Kaldı da fazla kalmadı. Çocuklar geldiğinde mi kaldı? Yok. Çocuklar geldi zaten 3 gün kaldı, adam daha da kalmadı. 2 tane çocuk oradan kaçıp sana geldiğinde evet. Evde dayı vardı. Evet. Dayı dayı değil aslında. Yok yok. Komşu komşuydu. Ali mi? Evet, evet. Kaç yaşında bu Ali? 2 tane çocuğu vardı. Adları ne çocuklarının? Bilmiyorum. Çocuklar içinde bir tanesi kaza yapmış, bir tanesi askerde ölmüş çocuğu. Yaşlı mıydı bu dayı? Yaşlıydı. Kaç yaşlıydı. Yaşındaydı? Altında mı üstünde mi? Yan komşuda yan tarafımda oturuyordum. Yan tarafında derken hemen oturduğun binanın yanında mı evet, oturuyordu? Evet, evet. Karısını tanıyor musun? Yok karısını tanımıyordum. Tek mi bu adam? Evet karısından ayrılmıştı. Peki karısından ayrılmış. Evet. Şimdi çocuklar çok önemli. O kişiden, çocuklar babadan geldiğinde dayı diye biri vardı evde dedi. Rahatsız olduklarını söylediler. Dayıdan rahatsız olduklarını söylediler. Evet. Tekrar bana o yüzden geri kaçtıklarını ama ifade etti. Ama orada çok önemli bir iddianız ama var. Ama var da işte ben o tarafa fazla gidemiyorum. Söyleyeceksiniz ama bunu. Ben söylerim Esra Hanım. Benim söyleyin Allah'tan lütfen. Başka bir korkum yok. Şimdi dayıdan dedi rahatsız olduk. Onun için dedi kaçtık. Hayır dayı babanın evinde kalırken, babanın evine girip çıkarken... ...bulunmuş mu? İşte o konuya geleceğim. Çocuk orada dayının kaldığını beyanda bulundu. Sonra ben bunun şeyinden şüphelendim biraz. Evet. Dedim ki annesine de eşime de ya dedim şu kızı dedim bir odaya çekin. Ben evet. Bunu dedim fiziken hareketlerinden çok şüphelendim. Bunu dedim bir sıkıştırın. Eğer dedim bak konuşmazsan dedim ben seni doktora götürürüm dedim. Evet. Sen dedim doktor dedim çözer. Sizin orada bir tecavüz iddianız var. Babanın yanına gittiğinde o dayı denilen Ali ismindeki kişi tarafından istismara uğradığı Esra Hanım, oraya geliyorum şimdi. Oraya geliyorum. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra geliyoruz. Kadriye Göktaş telefon hattında. Şimdi daha sağlıklı bir iletişim kuracağız. Eşi Tahsin'in kendisine sürekli para karşılığı başka erkeklerle fuhuş yaptırdığını iddia ediyor. Çocukları bu yüzden yanına aldığını söylüyormuş. Ramazan ve Yasemin çocuklarıyla ilgili dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. Eda'nın Tahsin'den isteğini. Eda ve Tahsin şimdi canlı yayında olacak. Şu hikayeden bambaşka bir şey çıkacak. Sadece bunu biliyoruz. Reklamlardan sonra geliyoruz. Oğlumun annesi, kötü arkadaşları ve akrabalarımızın kurbanı oldu. Çocuğa uyguladığı şiddetli bir videosu var. Sporesi gitti. Büyük skandalda son perde. Beni sahneye bıraktığı için çocuk da arabada. Ne kışımız var ne yazımız. Çocuk arabada mıydı? Her sabah bana saldırıyor. Ben ölmek istemiyorum. Çocuk her şeye şahit zaten. Canlı yayın bitti. Kavga bitmedi. Sen son yeter artık. Yayından sonra olanlara inanamayacaksınız. Dün gece neler yaşandı? Ortada kalmış bir çocuk var. İkisinin arasında giderek bu çocuk çok daha kötü olacak. Ramazan ve Yasemin'in çocuklarıyla ilgili çok önemli gelişme. Şimdi Esra Erol'da. Çağrısız çıkıdı. Sana güvendim Esra abla. Eda, evladına kavuştu. Gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Ona iyi bir hayat kurabileceğim. Ona yetebileceğim tek düşünüyorum. Ben eşim ve çocuğum alıp ayrı bir eve çıkmak istiyorum. Sen Tahsin'le barışmak istiyor musun? Şu an çok kararsızım. Tek bir şartla barışmayı kabul etti. Eda'nın Tahsin'den isteği ne?
Siz gerçekten birlikte mutlu olabilirsiniz. Ben eşimi de seviyorum, çocuğumu da seviyorum. Mustafa, ben tam kararımı veremedim hani. Düşünmek istiyorum ben. Bugün duyacaklarınız sizi bir kez daha şaşırtacak. Bitti denilen evlilikte herkesi şoke edecek detay. Şimdi Esra Erol'da. Bir çocuk evlendiriliyor hem de öz annesi tarafından. 14 yaşındaki kızı KB'yi Hakan Kirtay'la dini nikahla evlendirdi. Kızım okuşlar atladı, evli bağlansın diye ben nişanladım yani. Kardelen okula gidiyor mu? Hayır efendim, bu çocuğu okumaz, bu çocuğu okumaz istemedi babası. Bunu da canlı yayında itiraf etti. 14 yaşındaki kızını okula göndermeyen hem de nişanlayan kişisin. Evet. Bizzat kendim ihbar ettim. Çocuk ve Kandil Hanım Gaziantep Cumhuriyet Çocuk Şube'ye gönderildi. Kız çocuğu da gözetim altında. Skandal olayda büyük gelişme. Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, bir garip hikayenin içine düştük. Söz konusu iki tane çocuk var. Biri şu an 16, diğeri 9 yaşında. Baba çocuklarının anne tarafından kaçırıldığını, gösterilmediğini, bir yıldır kayıp olduklarını iddia etti. Ama altından bambaşka bir bilgi çıkıyor. Baba hiç tanımadığı burada oturan beyefendiye 5-6 yıldır çocuklarını bakması için izin veriyor. Hatta bakıcılık parası yatılı kaldığı süre içerisinde de bir ücret veriyor. Siz Tahsin'den, Anne Kader'den, bir de Hurdacı'dan arada çocuklara bakmak için para alıyordunuz. 300, 500 öyle 300, toplu para 500. Değil yani. 1 milyar, 2 milyar değil yani. Ayda 300. Mesela bu ay gönderse bir ay gönderemiyorlardı. 2 ay verilirse bir ay veremiyorlardı. Yani böyle idare ettik. Ben ona bir para karşılığı dedi. En azından dedim bezi, maması, ilacı, hani onlar bana bari yük olmasın bez, dedim. Bez, mama dediğiniz çocuklar aslında... Ama ben gerçeği karşıladım, hepsini karşıladım. Ben ilaçlarını da aldım, hastanede götürdüm. Annesi de biliyor zaten, eğer şu anda beni duyuyorsa yalan söylüyorum desin. Sizi Kadriye Hanım'la kim tanıştırdı? Hurdacı Mustafa mı? Kadriye Hanım işte evet, rahmetli. Ben ismini kullanmıyorum. Ne rahmetli. Olsun Mustafa, ha, çıktı evet, artık. Evet. Hurdacı sayesinde... Mustafa ne dedi sana? Ben dedi bunu dedi ailecek tanıyorum dedi. Daha önce kocası arkadaşımdı dedi Tahsin Bey'den için. Hurdacı senin arkadaşın yok, mıydı? Yok, bana öyle dedi. Ben evet. Şimdi delilerini söylüyorum. Bunun bir dükkanı vardı Hurda üzerine. Evet. Orada kalıyordu. Herhalde bu Kadriye Hanım da zaman zaman orada kalmış, kalıyormuş yani. İlişkileri var yani Hurdacı Mustafa'yla. Görmedim, bilmiyorum. Yani o konuda bir şey diyemem. Parkta olduklarını size kim söyledi? Parkta olduklarını bana bir başkası, Mustafa ile sonundan ben konuştum. Bana o parkta olayını başka bir arkadaş, ismini vermiyorum şimdi, rencide olmasın. Verin ama lütfen yani, hani düğümün çözülmesi için. Yani düğümün çözülmesi için... Seni Kadriye ile Hurdacı Mustafa tanıştırdı. Parkta olduğunu kim söyledi? Ersun diye bir arkadaş, Ersun. Nerede oturuyor Ersun? O da şeyde oturuyor, Çamlı Kahve diyelim. Ne iş yapar Ersun? Şu anda bir temizlik şirketinde temizlik elemanı olarak çalışıyor. Ne dedi size? İlk etap beni telefonla aradı. Ben bunları önceden de tanıyordum dedi. Evet. Fakat dedi kadının dediğine göre dedi kocası bunları kovmuş dedi. Hı hı. Şimdi bak ben gerçeği söylüyorum. Bunlar dedi burada sokakta kalıyorlar dedi. Bunlar dedi şöyle bir haftalığına kadar belki barıştırırız bunları. Amacıyla bir hafta kadar sende kalabilirim. Dedim bir hafta 10 gün kalsın sıkıntı yok dedim. Hurdacı Mustafa nerede bu arada? Hurdacı Mustafa sonradan çıkıyor. Şimdi ilk çocukları benim tanımam, evimi almam konusu. Bu Ersun Bey beni tanıştırdı. Ersun'la Mustafa'nın bağı ne? O da eskiden hurdacıymış. Ersun da hurdacı, Mustafa da hurdacı. Mustafa ile bu kadının ilişkisi var ama parkta kalıyor. Bilemiyorum, ilişkilerini bilemiyorum. O konuya giremem yani. O konu beni şey yapmıyor yani. Ama iki taraftan da sana çocukları senin bakman yönünde baskı var anladığım Mustafa tarafı. Sonradan girdi. Ersun bana ilk bu olayı açan ve getiren, kapıma kadar getiren. Eve mi getirdi? Eve kadar getiren o. Şey, bu Akgün'le çocukları. Tabii, o zaman ben Kadire'nin yüzünü gördüm, çocukların yüzünü gördüm. Yani ilk tanışmam, Kadire ile tanışmam böyle oldu. Mustafa daha sonradan devreye girdi. Neden evet. Devreye girdi? Abi dedi, benim dükkan dedi müsait değil. Ben sana dedi süt parası, bez parası, işte ilaç parası. O da destek olmaya başladı. Oldu, rahmetli oldu. Kadriye... Ersun da, Mustafa da. Ersun değil, Ersun'u alamadım. Kadriye Hanım,
getirdi 300 lira, 500 lira, 600 lira, bazen 700 lira yani. Şimdi. Nereden buluyor hanımefendi bu parayı? Şimdi bana bir ara yatılıyım dedi, sonra oradan çıktım bulaşıkçıyım dedi, ondan sonra yine çıktı bir yerde çaycıyım dedi. Yani ben de onu takip edemem ki çaycı mı bulaşıkçı mı diye. Sen çocuklara hep baktın, hurdacı Mustafa bu kadın ve Tahsin babayla tanışkan, herkes sana para verdi. Mustafa sonradan verdi, Ersun Bey'den almadım. Kadriye. Peki Ersun'u geçti. Kadriye, hepsi sana para verdi. Mustafa, Kadriye Hanım. Ama öyle büyük yüklü bir Mevla değil. Ne yani. Olsun bu yani ay, 200-300. Bu ay verdiyse öbür ay vermediler, iki ay vermediler. Ben iş yapmadım ama çok sıkıştığım yerde ilaç parasını bazen yüklü oluyordu ufak çocuk için. Onun için istiyordum çocukların ama. Çocukların ikametgahını almıştınız. Yani çocukların evet. Okul nakillerinin yapılması için yasal prosedürleri takip ettiğinizi evet. Söylediniz. Hatta karakolda ama ifadem de var. Ama çocuklar sizin yanınızdayken okula gitmediler. Bunun yanında gitmişti, benim yanında gitmediler. Hayır ama sizin yanınıza geldiğinde siz çocukların niye ikametgahını aldınız kendi adresinize? Şimdi bunların ayrı yaşadıklarını bildiğim için Gargoca bu karşıda o burada ayrı yaşadıklarını bildiğim için ileride bu çocukları niye dayanarak yanına aldın, niye devlete bildirmedin demesinler. Devlet aradığı zaman beni de bulsunlar diye ben ikametgahlarını aldım. Yani karakola polis mı gittiniz? Karakola gittiğinizden bahsettiniz. Ne zaman karakola gittiniz? Mı gittiniz diyor. Evet karakola gittim, ifade verdim o da biliyor. Ne zaman gittiniz? Karakola en son gittiğim 3 ay 4 ay falan oldu böyle bir şeydi. Daha yeni gittiniz. Yok yok en son gittiğim. Niye gidiyorsunuz karakola ifade vermeye? Yine bu aileyle ilgili polis beni davet etti. Gelip beni almadılar. Telefondan davet ettiler. Ben de, çocuk şube. Çocuk şubede. Bak şimdi hatırladım. Bak. Çocuk şube. Bu kızın demin ki dayıdan bahsettik ya. Şimdi konudan konuya atıyoruz. O dayıdan bahsettik ya bu olayla ilgili benim bilgilerimi başvurmak istemiş polis. Ben de gittim. Yani aslında çocuğun istismara uğradığı yönünde bir şikayet var. Var, var. Kim bulunmuş bu şikayette? O şikayeti babası bildirmiş. Ben dedim. Ne dedin sen? Ben savcılığa dilekçemi verdim. Benim yanımda olmadı. Hı. Anasının yanında oldu dedim. Benim yanımda öyle bir şey yok dedim. Çocuğum okula da gidiyordu. İkisi de gidiyordu. Bir tanesi bu Bağcılar'a da gidiyordu. Bir tanesi... Kim Bağcılar'da okula gidiyordu? Büyük kızım gidiyordu. Okula gidiyor muydu Bağcılar'da? 3 yaşında gidiyordu benim kızım. Benim yanımda gitmedi. Sen kayıp başvurusu mu yaptın? Evet. Çocuğumu aldı götürdü dedim. Birinin şimdi... istismarına uğradığını falan söyledin mi? Yok hiçbir şey söylemedim. Ben de dedim getirdim benim orada şeyim yok dedim. Şimdi polis memurları beni bu taciz olayıyla artık taciz mi cinsel mi bilemiyorum. Yoktu. Beni bu konu için aradı. Telefonda söyledi. Bilgilerine dedi onu ihtiyacımız var. Ben de gittim. Evet. Bilgilerimi polise verdim. Burada söyleyemem verdiğim ifadelerimi. Bazı saklı olan şeyler var. Olayları orada anlattım. Bunu ilk fark eden sizsiniz. Ben çocuklar sizin evinizde okula gitmiyorlar. Bakın, sizin Esra evinizde Hanım. Anladığım kadarıyla kapalılar, dışarı çıkmıyorlar evet, değil mi? Evet, evet. Ailenizden kimler biliyor bu iki çocuğa 5 yıldır baktığınızı? Ailemden başka akrabalardan kimse bilen yok. Kayınvalideniz? Kim? Kayınvalidem rahmetli. Anneniz? Annem de rahmetli. Hiç kimse yok. Ana baba hepsi gitti. Akrabanız, kardeşleriniz? Var. Kız kardeşlerim var. Mahalleli? Var. Kız kardeşlerim. Mahalleli biliyor mu sizin iki çocuğa baktığınızı? Oturduğum bina biliyor. Bir tek oturduğunuz bina evet, biniyor. Evet. Çünkü bırakmıyordum yani herhangi bir durum olur diye bırakmıyordum. Sizin yanınızdan çocuklar babaya kaçtığında istismara uğruyor. Bunu ilk fark eden de sizsiniz. İkinci geri gelmelerinde dedim kızım benden kaçtın. Dedim niye geriye döndün o zaman dedim. Dedi ki babamın dedi dayı dediği bir amca var bizde dedi. Ben dedi ondan çok rahatsız oldum dedi. Beni yok, dedi çok bunalttı şeyde. Dedi. Bak şimdi benim dedi bunalttı dedi. Senin burada daha güvenli emniyetli olduğu için tekrar sana güvendim geri kaçtım dedi. Yok. Keşke kızım kaçmasaydın daha önce benden filan dedim ben siz de. Ne yaptınız hani kızınız? Ha, o şimdi fiziken ben şüphelendim. Yani söylemiyorum burada fiziken şüphelendim. Hanıma dedim ki annesiyle beraber ya şu çocuğu bir odaya çekin. Bir konuşturun. Eğer konuşmazsa dedim bunu dedim doktora götürelim ben bundan dedim şüpheliyim. Kıza da dedim ki bak sen inkar edersen doktor bu işi korkuttum yani doktor sen dedim bu işi dedim çözer daha kötü olur dedim. Niye sen polise bize... gidip şikayetçi olmadınız yetmedi. O ihtimal üzerine? Ha onu diyeceğim. Bize annene dedim yengene dedim anlat. Çocuk sizin bunu... karınıza. Ha ben yanlarında yok bunlar başka odaya geçti ben girmedim yanlarına. Hı hı. Annesine ve benim eşime anlatıyor başından geçen olayı o zaman biz yıkıldık zaten. Annesine dedim ki bak nokta nokta bu kimse dedim. Avukat hanım özür dilerim eğer bir hata yapıyorsam. Siz detayı anlatın. Nokta nokta bu kimse dedim. Hemen dedim karakola gidiyorsun dedim müracaat yapıyorsun bu kişilerden bulunsun. Bu çocuğun başına gelen dedim ortaya patlak versin.
Ahmet, Mehmet. Kimse dedim. Çeksin cezasını dedim. Bu kaç yaşında? Daha çocuk bu ya dedim. 13 yaşındaydı o zaman, evet. Büyük çocuk değil 12 mi? Yaşındaydı. 12 yaşındaydı. Tabii tabii 12 ben yaşındaydı. Ben babamın evine giren çıkan dayı diye biri var. Onun istismarına uğradım onu, diyor. Onu söyledi yalan bize. Söyle. Yalan söyle. Ha, annesine dedim ki yalan bunu söyle. Dedim götür. Ya. Doktora götür. Raporunu al. Asayişe dedim. Güvenlik kollarına dedim. Bak savcılığa ver. Siz niye şikayetçi olmadınız? Şimdi bakın hanımefendi ben bununla ilgili olayı zaten karakolda söyledim. O savcılığa gitti. Çocuğu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde avukat hanım bilir bir şey tedavisini aldılar. Ruhen mi diyeyim, bedenden mi diyeyim, beyinden mi diyeyim bir ilgili bir tedavi aldılar çocuğu. Ayda bir sefer gidiyor. Ne zaman oluyor bu? Bu olay patlak verdikten sonra. 12 yaşındayken. Hayır o istismara uğradıktan sonra. Şu anda tedavi görüyor çocuk. Kadriye Hanım. Alo. Bu olayı biliyor musunuz? Ben bu olayı... Onlarla beraber duydum. Kimden duydunuz kızınızın istismara uğradığını 12 yaşındayken? Beyefendi, hanımefendi, Esra Hanım ben size baştan anlatayım mı? Buyurun anlatın. Ben size baştan anlatayım. Buyurun. Bu ben Tahsin Bey çocukları görmeye geldiğinde çocukların beynini yıkadı bir şekilde. Benim çocuklarım 2 sene kaçtı onlara gitti. Oha gitti. Evet. Yalan söylüyor. Herkese yalan konuşmuyor Tahsin. Bir sus da ben de konuşayım ha. Oraya o kanmadan çıkıp konuşuyorsun. Kadriye Hanım konuyu anlatın lütfen. Rica ya ediyorum. Kadriye Hanım. Beyefendi konuşmazsa oradan anlatacağım. Ya siz konuyu anlatır mısınız? Alın mikrofonları. Direkt anlatın. Bu beyefendi işte oraya gittikten sonra... Hanımefendi işte kız geldikten sonra durumu bana izah etti. Dayı diye biri kalıyordu dedi. Evet. Bana dedi. Sonra? Ben kızıma dedim ki kızım ne oldu dedim. Bana pek konuya giremedi. Anne dedi ben dedi fazla sana konuşmak istemiyorum. Ben dedi sana senden utanıyorum. Niye sizi utanıyorum dedi? Çünkü ben ona çok demişim babanın yanına gitme kızım. Babanla fazla diyalog kurma diye o yüzden dolayı. Babanın evinde mi bu dayının istismarına uğruyor? Aynen öyle. Bunu geldiğinde size mi söylüyor? Aynen öyle. 4 yıl niye bunu siz anlamadınız? Kız şu anda 16 yaşında. Olay vuku bulduğunda 12 yaşındaymış. 4 yılda ne oldu? Ne zaman şikayetçi oldu? Bu istismar vakasını siz nasıl öğrendiniz? Kimden öğrendiniz? Kim şikayette bulundu? Kimse şikayetçi olmadı şöyle. Benim kızım babasıyla ilgili şikayette bulundu. Daha doğrusu önce babası şikayette bulunmuş benim. Bana saçma sapan iddialarda bulunup. Babanın şikayeti 4 yıl önce kızın babanın yanında istismara uğruyor. Sen gidip şikayetçi oldun mu? Ben şikayetçi olmadım hanımefendi. Kızım istemedi. Beyefendi sizi yönlendirdi mi? Gel Kadriye karakola gidelim şikayetçi olalım dedi mi? Doğrudur. Götürdü mü seni karakola? Götürmedi ama söyledi. Söyledi ama götürmedi. Baba da Tahsin Bey de 28 Ağustos 2019 tarihinde şikayetli olmuş. Yani aradan 4 yıl geçmiş. Siz bakıcı olarak bıraktığınız kişi de bunu biliyor. Ve anne olarak siz de biliyorsunuz baba bunu şikayette bulunmasaydı ki sizin iddianız şu babanın yanında oldu. Bildiğiniz halde siz niye gidip şikayette bulunmadınız? Şimdi de diyorsunuz ki baba yaptı, babanın yanındayken oldu. Televizyon. Alın telefonu, televizyonun sesini kapatın değil ondan sonra konuşalım kısa cümlelerle. Siz gidip yönlendirmiyorsunuz, şikayetçi olmuyorsunuz, hanımefendiyi de götürmüyorsunuz, bu olayın üstünü beraber kapatıyorsunuz. Doğru mu? Beni dinlemedi. Onu dinlemedi. Dedi ya az önce çocuk istemiyor dedi ya. Abicim siz niye gitmediniz? Bak çocuk istemiyor dedi ya şimdi az önce telefonda. Ben gerçi o kadar ileri gitme hakkım yok da bak dedim seni dedim tokatlarım dedim düş önüme. Önce dedim karakola gidiyorsun. Bana ne dedi biliyor musun? Sen bu işin içine de fazla dedi girme. Bu çocuklar senin evinde kalıyor ama yatılı. Benim yanımda kalıyordum. Hayır.
Son bir onun yıl. Ortak olduğu zaman bana ikinci geri kaçtı ya. Evet. Ha, o zaman o olay patlak verdi ya, götüremedim. Annesine de o kadar uyardım. Bunu dedim doktora götürelim. Bak rapor alalım. Babasına dedim aynısını. Hı. Dedim Tahsin rapor alalım. Bak bu çocukta dedim bir durumlar var. Bak gerekenlere bildirelim dedim. E şimdi annesi babası koşmuyorsa Ester Hanım ben bir bakıcı olarak kaçtı. Hastanesine koş, oraya koş. Bu kadar mecburiyetim yok. Çocuğum yani. Aldı, ben kaçırdı. İnsanlık yaptım. Kişini de aldı kaçırdı. Senin yanın babanın yanına gelip sonra senin yanına kaçtıktan sonra çocuklar nereye gitti? Babanın yanına geliyor, istismarı arıyor. Senin yanına geliyor. Siz olayı çözüyorsunuz. Çocuklar nerede? O süreden sonra zaten anne saldı benden götürdü. Nereye götürdü? Adres var orada, adres var. Hayır. Anne çocukları alıp, iki çocuğu da alıp götürdü. Evet. İstismardan sonra. Evet. Sonra anne çocuklarla mı yaşamaya başladı? Evet. Ondan önce sana niye bırakıyordu? Şimdi önce babasına kaçtı, babasına tekrar bana geri geldi. Ondan sonra ben daha fazla kalmadım. 12 yaşında hemen mıydı çocuk o zaman? Efendim? 12 yaşında mıydı çocuk? En son gitmelerinde mi? Hayır. Hayır. Olayın olduğunda. Evet evet. 11, olayın 12. Olduğunda 12 yaşında. Siz ne dediniz? Ben bu çocuklara 5,5-6 yıl baktım dediniz. Evet. Bu çocuk 16 yaşındaysa ondan sonra da bu çocukların sizde kalıyor olması lazım. Bu olaydan sonra da çocuklar ne kadar, kaç yıl sizin yanınızda kaldılar? Bende fazla kalmadılar. Avukat hanım zaten anneleri aldı. Sizin beyanınıza bir buçuk sene, iki sene yakın bende yoklar yani. Abicim, 5 ya da 6 yıl sen baktın değil evet, mi bu çocuklara? Evet, evet. Yani 12 yaşına kadar olan sürece bu çocuklar sendeydi. Evet, evet. Bu çocuklar senin yanına aslında biri bezli, diğeri de daha yani kaç yaşlarında? 9 yaşında geldi diyor Esra Hanım. 9 yaşında geldi. Hayır ama şimdi bezli diyor ya. Bezli. Hayır, o bakıcı parasıyla ilgili bence onu o anlamda 4 yaşlarında falan da herhalde Esra Hanım yanlış olmaz. 9 büyük yaşında. Küçük, küçük, küçük. 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 Kadriye Hanım. Efendim. Anlat şimdi. Esra Hanım bakın. Babasının yanında gitti. Babasının yanında gittiğinde 10 yaşındaydı bu çocuk. 2 evet. sene babasının yanında kaldı. 2 yıl babanın yanında kaldı. Evet. 2 yıl sonra geldi. 2 yıl, 2,5 yıl falan kaldı babasının yanında. Evet. Geri döndüğünde bu çocuk 14 yaşındaydı. Geri döndüğünde 14 yaşında. Evet. Sonra... Ve ben bu konuyu da geldiğinden bir ay sonra öğrendim. Ben kızıma gidip şikayet edelim dediğimde benim kızı dedi ki anne ben istemiyorum. Doğru. Babamın yanına gitmek istemiyorum dedi. Babamın yanına değil ben bu konuda böyle el alakalı dedi. Şikayetçi olmak istemiyorum dedi. Ya. Evet. Ben bu konudan üsteledim. Kızım kabul etmedi. Ben de kızımı şey yapmamak için şikayetçi olmadım. Bundan bir süre sonra... Benim eşim beni saçma sapan iddialarda bulunup şikayet etti. Eşin senden şikayetçi oldu. Çocuklar 2,5 yıl... Aynen öyle. Çocuklar 2,5 yıl Tahsin'in yanında kaldı mı? Kaldı, doğru kaldı. Bu beyefendinin yanından mı kaçıp çocuklar evet, sana geldi? Hemen geldim. Ne dediler geldiğinde? Anamın yaptığında dedi, bu dükkanda dedi... Gerisini de anlatamıyorum işte. Hayır anlat Tahsin abi. Elini yarın... Söyle biplenecek orası. Şimdi çocuklar bu beyefendinin yanında. Evet. Oradan kaçıp sana mı geldiler? Evet benim yanıma geldiler. Kaçtılar mı? Kaçtılar. Niye kaçtılar bu adamın yanında? Bu da dükkan. Kimler yaptırıyormuş? Hudacı Mustafa, yanındaki arkadaşlar. Yanında başka evet. kim arkadaşlar var? Bilmiyorum, 5-6 kişi geliyorlarmış, burada şey basitmek için. Anne, evet. fuhuş yapıyorlar. Evet. Çocuklar buna şahit evet. kalıyorlar. Çocuklar da onun yanındaymış. O dükkanda evet. mı kalıyor çocuklar? Evet, onun yanında kalıyor. Tüm yaşadıklarına şahit oluyorlar. Evet. Oradan gizlice mi kaçıyorlar? Yok, ondan sonra buna teslim ediyorlar. Ondan sonra benim yanıma şey yaptılar. Bunun yanından, peki bu adamın yanından... Şey, onun şeyin yüzünden. Neyin? Onu, hanımın yüzünden kaçtılar. Ne yapıyormuş hanımı? Hanımı ne yapıyormuş evde çocuklara? Çocuklarıma bakıyormuş. Çocuklara evet. bakıyor. İyi bakıyor muymuş? Bakıyordu. Güzel bakıyor Tabii. muydu? Karımdan iyi bakıyordu. Karından iyi bakıyordu. Evet. Bu adamın çocuğu. Evet. Evet. Çocuklar onların evinden kaçıp mı geldiler evet. sana? Evet, benim elime geldiler. Ne dediler? Baba bizi kurtar mı evet. dediler?
Bu yanıma geldiğine kızım dedim, kimlikleriniz var mı? Dedim, kimliklerimiz yok dedi. Gittim yerden kimlik çattırdım. Evet. Yunus dairesinde ne kimliğim, dosyam var ne evet. de muhtarlıkta. Ben köye gittim, köyden getirdim kağıdımı. Öyle çattırdım kimliklerim. Çocukların bir başkasının üstüne bırakıyordu. Tahsin abi, çocuklar bu adamdan da kaçtı mı? Evet. Bundan da kaçtılar mı? Yok, onlar kendi geldi benim yanıma, o kaçmadılar. Kendi geldi, kendi kaçmadılar. Geldi. Evet, kendi geldiler. Niye daha önce gelmemişler? Yani çocuk orada durmayı istemiyoruz. Aslında bütün çocukluğu çok iyi de bakmış beyefendi. Şefaklı da işte... Niye geliyorlar senin yanına? Şimdi senin... Çocukların kimlikleri yok. Nerede? Okula da gidemiyorlardı. Baba bizi okula evet. gidelim diye mi geldiler? Gütçüyü ben yoksa gönderdim, büyüğü gönderemedim. Yoksa biz oluyoruz diye mi geldiler? Evet, gütçüyü ben, büyüğü de gönderdim, gütçüyü de gönderdim. Üç yaşına, üç, ikiye kadar gitti, daha büyük kızım daha da gitmedi. Ondan sonra gütçü kızım benim yanıma geldi. Küçük kızının işitme engeli var. Ha, onu da sattılar. Hem duymuyor hem konuşamıyor. İşitme kulaklığını siz Tahsin Bey alıyor... İddiası şu, anne o kulaklığı da satıyor. Evet, onu da satıyor. Çocuklar iki yıl sonra evet. sende kaldılar, evet. senin evinde. Evet. Sonra nereye gittiler? Bunun yanına geldiler. Anasını niye gittiler? Anasının yanına geldiler. Niye döndüler oraya? Anası geldi, götürdü, ahlını yıkadı. Ha? Çocuğun kağıdı çıktı, lapur kağıdı. Dedim ben sana bakarım, o lapuru da alırız dedi. Kurtarır. Engelli maaşı mı evet. almaya başladı küçük? Alacaklardı, onu da vermedim, kağıdını vermedim. Alacaklardı diyor. Dosyalar burada. Çocuğun engelli maaşı evet. çıkacağında baba, anne aldı. Evet. Nereye gittiler? Gidemedi, dosyalar benim elimde. Tamam, çocukları alıp nereye gitti? Evet, buraya Bağcılar'a getirdiler. Bağcılar'da nerede kalıyorlar? Bilmiyorum, nerede kaldıklarını bilmiyorum. Görüşüyorlar mı bu beyefendiyle çocuklar? Bilmiyorum, ben ondan beni çocuklar onu arada sırada geliyordu. Ben öyle görüyordum, bunun yanında görüyordum, başka göremiyordum. Sen ne kadar süredir çocuklarını görmüyorsun? Ben bir seneyi geçti. Bir senedir evet. göremiyorsun. İzini bulamıyor musun? Bulamıyordum. Çocuklarını göremiyor musun? Göremiyordum. Bunun yanında görüyordum bak. Başka göremiyordum. Sizin bir iddianız var. Annenin bayram isminde biriyle bir arkadaşlık yaptığını, değil mi? Evet. Evet. Söyleyin yani, onu lütfen. Şimdi ben aracımla bir sokaktan geçiyordum. Kadriye Hanım'la bir beyefendi bir binanın yüksek böyle basamaklarında otururken gördüm. Kim o beyefendi? İşte o Bayram dediğimiz kişiymiş. Şimdi onu sonradan öğrendim. Bağcılar'da mı oturuyor Bayram? Tabii Yıldızsepe'de. Yıldızsepe'de. Yani şimdi aracımla geçerken gördüm bunu. Hatta eşim de yanımdaydı. Bak dedim, bak burada oturuyor merdivende dedim. Yanında bir adam var falan dedim ben. Ama günahını almıyordum. Bizi ilgilendirmiyorduk. Biz bastık gittik. Sonra aradan zaman geçtikten sonra Kadir Hanım bir telefon diyaloğuna geçti bizim. Dedi bir akşam dedi, çay içmeye gelebilir misiniz dedi. Ben onu orada gördükten sonra. Evet. Çay davetini kabul ettim. Hı hı. Gittim, ortam nedir bir bakayım, öğreneyim dedim. Kimin evine gidiyorsunuz? Bu Bayram'ın evine. Bayram evli mi? Değil. Hı hı. Evli değil, bu belediyede... Tamam, gittiniz, Bayram'ın evine gidiyorsunuz. Bu belediyede sokakları temizleyenler var ya... Bu da temizlik şirketinde temizlik işi yapıyor. Bu zamanlarda da hurda topluyormuş. Bu da hurdacı. Evet. Ersun temizlik işi yapıyor, hurdacı. Mustafa hurdacı, Bayram hurdacı. Şimdi bizim gittiğimizde Bayram evde yoktu. Hı hı. Bir zaman sonra geldi, hı hı. hoş beş etti bizden beraber, geçti odasına, yattı aşağıya. Yani siz kim oturuyorsunuz? Ben eşimle gittim, bir de kız çocuğumla beraber gittim ama ben çocuğumun yanında böyle şeyleri ne konuşurum ne tartışırım. Tartıştırtmam da yani, hı hı. çünkü 10 yaşında da. Odasına gitti, yattı. Hayırdır dedim ya, bize bir hoş geldin dedi, oturmuyor mu dedim, misafirin yanındaydım. Dedi, çok yorgun falan dediler. Erzurum bizim de oturmamıza gerek yok, biz oradan kalkalım dedim yani. Sen Bayram'la tanışır mısın? Bir sefer gittim, bir sefer gördüm. Hayır hayır, onun öncesinde mesela arabada yoldan geçerken görüyorsun ya. Tesadüf gördüm. Bak görüyor musun, bizim hayır. Bayram'la beraber dersin. Ben Kadriye Hanım'ı gördüğüm için yanında o adamın Bayram olduğunu bilmiyorum yani. Kadriye Hanım oturuyordu merdivende, binanın girişinde. Hanıma dedim, bak Kadriye Hanım dedim, bak burada oturuyor dedim. Çocuklar nerededir bilmiyorum dedim. Yanında da bir adam var dedim. Bayram olduğunu bilmiyorum. Bayram olduğunu, son isminin Bayram olduğunu sonra biz öğrendik. Ve evine çay davet edildi. Gittik bakalım durum nedir diye. Anladın mı Esra Hanım? Durum Bayram derken, durum derken neyi öğrenmek istiyorsunuz? Niye şüphelendiğiniz şey ne aslında? Esra Hanım az önce onu izah etti, onu öğrenmeye çalıştım ben. Neyi? Beraber mi yaşıyor falan filan dediniz ya. Hı hı. Ya onu gözümle görüyorum dedim, bir evde yaşıyorlar yani. Onlar bana dedim yeterli. Bir ilişki var mı yok mu? Yani onu ben teyit ettik az oradan. Var mı ilişkileri? Bir evde yaşadıklarına göre Allah bilir. İki çocuk nerede? Onlar da orada. Bayram'ın evinde. Evet. Kim yaşıyorlar evde? Bayram, Kadriye,
Nisa, Nisa Nur diyoruz ona biz. Bir de Esma. Tamam, iki çocuk diyoruz. Hı-hı. Başka biri var mı? Ben başka birini görmedim. Kızın biriyle olduğunu iddia ettin. Şu an 16 yaşındaki kızın biriyle onu olduğunu. Onu duydum. Ben kişiyi tanımıyorum. Duydum. Kimden duydunuz? Bizim mahallede görmüşler kızı herhalde yanında gençle beraber. Dediler ki ya sende bir ara kız kalıyor diye dediler. Dedim o dediler bu genç çocukla takılıyor falan dediler. Kimmiş buralardan dedi. Yok buralardan değil herhalde dediler. Yabancı tanıdık değil dediler. Bu kadar duydum. Başka bilmiyorum. Adı ben. Özkan ama siz verdiniz bu ismi. Özkan tamam adı Özkan olduğunu söylediler bana. Nerede takılıyorlarmış onlar Bağcılar'da? Aynı evde kalıyorlar. Aynı evde. Evde. Özkan'ın evinde mi kalıyor 16 yaşında? Bayramın evinde. Bayramın evinde. Bayramın evinde. Şimdi ne oldu kişi sayısı? Bayram'la Kadriye Hanım'ın ilişkisi var. Özkan'la da büyük kızın. Ben bilmiyorum yani. İlişkisi yani olduğunu onu, siz söylediniz. Ve küçük çocuk da o evde. Şimdi evet. Bakın Özkan'la benim samimiyetliğim yok. Özkan'la ben Ahmet'ten Mehmet'ten duydum yani. Anlatabiliyor muyum? Babacığım sen kalkıyorsun bu kadını görüyorsun. Kadriye'yi görüyorsun evet. Bir adamla seni çaya davet ediyor. Kadriye'nin Bayram'la yaşadığı eve gidiyorsun. Evet. O evde Özkan da var. Görmedim. Yoktu. Hayır Özkan orada yoktu. Ben onu sonradan duydum kızın birileri takıldığını. Ve Özkan olduğunu başkalarından duydum. Ama Özkan'ın Bayram'la Kadriye'yle o evde yaşadığını biliyorsun. Evet. Gör, bak ne diyorum gözümle Özkan'ı orada görmedim. Niye bu sizi tedirgin ediyor söyleyin ya. Hayır ben niye şimdi. Hayır bak, acaba hani bu Özkan Bayram'dan çekiniyorsunuz o anlamda hayır, mı? Hayır ben Bayram olduğunu da sonradan öğrendim diyorum. Bayram olduğunu da bilmiyordum ama. O evde sizin yetiştirdiğiniz aslında 5,5-6 yıl baba gibi. Emek verdiğiniz. Evet. Emek verdiğiniz çocuklar var. O çocukların bir mağduriyetinin ya da bakın ilk 12 yaşındaki mağduriyet yaşadı diyorsunuz. Fiziken ben bunu görünce anladım. Gittiğinizde de o mağduriyeti anladınız mı? Ve bunu da bildirdim telefonla. Dedim ne, evini... Onu merak ediyorum çünkü siz hani anne babadan çok ilgilisiniz ya bu çocuklarla. Evet. Neyi fark ettiniz büyük kızda? Avukat Hanım canlı yayında yani fiziken şüphelendim. Bipleniyor bir takım şeyler ama sizi, ha. Hani ya, bakın fiziken... bir tane söylemesin. Yani aslında... Fiziken... çıkartan benim bu olayı ortaya evet. Çıkaran, annesini oyalan, odada ifadesini aldıran, bu olayı patlatan benim zaten. Bak seni dedim götüreceğim. Evet. Ben de diyorum ki keşke bunu yaparken bir karakola götürseydiniz. Bak evde ifadesini aldınız. Bakın, ben dedim bakın annesi oyaladı diyorum ve aldı gitti ondan sonra. Korusuna siz de bir şey yapamadınız mı? Nasıl yapayım ben aldı gitti daha bir şey yapamam. Korusuna, enteresan. Burada Mustafa'nın kızı telefon hattında. Alo. İyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Baba... Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Bu adam hangi yüzle buraya çıkmış ben onu merak ettim. Hangi adam? Bu Tahsin Bey. O adam bu çocukları o kadını sokağa attığında o çocuklar bak. Küçücüktü. Yalan evet. Ama yalana. Tamam mı? Benim babam o kadına o çocuklara kol kanat gerdi. Benim babam hiçbir zaman kötü bir şey yaptırmadı o kadına. Kendisine sorar mısınız? Hurdacı dükkanında tutmak yerine niye eve getirmedi? Niye tutsağına çıkmadınız? Babanız değil de kaç yaşındasınız? Babanız değil de siz niye sağına çıkmadınız? Bir şey olabilir mi? Bir saniye. Lütfen. Bir saniye beni dinler misiniz? Herkes bir eteğin. Hurdacı dükkanında tutmuş. Benim babam onlara ev açtı. Benim babam Tefaköy'de ev açtı onlara ev. Ne kadar ilişkileri? Ben yolladım onlara. Koltuk yolladım, yatak yolladım. Hanımefendi. Babanız Hurdacı Mustafa Bey. Benim babamın ismini geçirmezseniz ne çok kadar sevinirim. Zaten yaşadılar. Ölmüş gitmiş bir adam. Ne kadar süre ilişkileri oldu? Benim babamla ilişkileri olmadı Esra Hanım. Öyle bir şey yok. Benim babam onlar sokakta kaldı diye bizim evimize bile getirdi çocukları kadını. Hangi dönemde bizim yaşadınız? Bizim evimize bile kaldı. Hangi dönemde? Çok eski bayağı oldu yani... O kadar eski çocuklar çok küçüktü Esra Hanım. Babanız yani, ne kadar süre Kadriye Hanım'a ve çocuklarına destek oldu? Benim babam onlar sokakta kaldığından beri benim babam onlara destek oldu Esra kaç Hanım. Kaç yıl benim işte merak ediyorum. Yani Esra Hanım size şöyle söyleyeyim. 10 yıldır bu adam kayıp diyor ya bu kadın için.
için. Evet. 10 yıldır falan bu kadın kayıp değil. 10 yıldır bu kadın bizim içimizde. Üstelik babam olsun, herkes olsun bu kadına da bu çocuklara da destek oldu. Bak Kadri abla da yayında. Kadri ablaya da sorabilirsiniz. Hiçbir zaman kimseye kötü bir şey yaptırmadı babanız babam. Babanız nerede yer açtı ya, bunlara kalsın diye? Babam Sefaköy'de ev tutmuşlardı. Hatta bir dönem benim abim eşi falan da kalmıştı. Ondan sonra yanlarında ben bunlara eşyalar falan da gönderdim. Ondan sonra ben bilmiyorum Esra Hanım, bir şeyler olmuş, bir sorunlar olmuş. Bunlar ne gibi sorunlar? Ayrı düşmüşler. Hiç bilmiyorum o kadarını. Ama bu adam gerçekten benim çok sinirlerimi bozmaya başladı. Tahsin... Hangi yüzle bu kanala çıkmış? Tahsin Bey'in Tahsin Bey'le ilgili suçlamanız nedir? Söyler misiniz? Ya bu adam yalan konuşuyor. Kendi kızını şantiyede pazarlamış bir adam. Ne ya. Zaman? Allah Allah. Ne zaman? Bu kız 11-12 yaşındayken Esra Hanım. Babanız o zaman hayatta mıydı? Benim babam vefat edeli bir sene oldu. Peki babanız Kadriye Hanım'a, çocuklara sahip çıkıyor. Kol kanat geliyor, evet, doğru mu? Evet, benim babamın yanındaki arkadaşları bile kötü davranmamıştır Kadriye Hanım'a. Siz kimdir arkadaşları kim? Şey yaptırmamıştır. Arkadaşları kim babanızın? Hani Tahsin Bey diyor ya, hurdacı dükkanında kalıyordu çocuklar. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız hanımefendi? Kaç yaşındasınız? Ben 27 yaşındayım. Yani bu olaylar bu kurulduğunda 17 yaşındaydınız. 10 yıl babanız baktı. Aynen öyle. Bakın bu iddialarınızın Tahsin Bey kendini anlatmakta zorlanıyor. Babanız diyorsunuz ki ev açtı. Hatta açtığı evde çok garip ki abiniz ve yengeniz de kalmış. Yani bu hayatın olağan akışı içerisinde aile bireyleri hiç tanımadığı birine ev açıp da... Hayır, daha... hayır. Benim, lütfen ben sizi dinledim. Babanız, hayır, babanız bu adamla arkasında durmuş şimdi... beyefendiyle bir araya geliyor. Ben oraya. Onunla şu pazarlığı yapıyor. Hülya Hanım bir saniye, ben bu çocuklara şey söyleyebilir miyim? Kimse kimseyle pazarlık yapmıyor, tamam mı? Beyefendi burada para almış. Yapmıyor. Size babası para verdi beyefendi. Onu haklı görmeyin. O adamın yaptığı pisliklerin biri benim para. Şimdi sizin suçlamanız Tahsin'le alakalı. Tahsin para karşılığında eşine ve kızını para karşılığında birlikte, başkalarıyla birlikte olmaya zorluyordu. İddianız bu mu? Aynen öyle. Kendisi yalan. Bak kendisi çocukları siz bırakıyordu bize. Siz şikayetli bulundunuz mu babanız? 4 yıl geçmiş. Koruyup kolluyorsunuz ya. Gittiniz mi karakola? Kadriye'ye bak. Siz bu olayı biliyorsunuz. Baba daha yeni öğrenmiş. Siz bildiğiniz halde niye bu olayı sakladınız babanız? Bir de muhatabınız burada. Babanız bu beyefendiye bu çocukları bak senin yanında kalsın 5 yıl diye para vermiş. Hani bu çocuklara ev açılmıştı? Bu çocuklar burada. Beyefendi şimdi babadan Hülya para Hanım, aldınız mı Mustafa bakın, Bey'den? Beyefendi. Lütfen cevaplar mısınız? Beyefendi yıllardır sahip çıkıyor. Hurdacı Mustafa sahip çıkıyor. Ama Tahsin'le alakalı iddialar da var. Birlikte. Tamam, oraları duyduğunuz direkt telefonla birlikte beyefendiyle buluşuyorsunuz. Değil mi? Hurdacıyla buluşuyorsunuz kahvede. Evet, kahveci kendi... size ne dedi? Efendim? Kahveci size ne dedi? Kahveci mi? Pardon, hurdacı. Hurdacı size ne dedi buluştuğunuzda Kadriye ile ilgili? Hatırlamam lazım Esra Hanım. Beni telefonla çağırdı. Bir çayımızı iç dedi. Çağırdı beni kahvehaneye. Evet. Kahvehanede rahmetliyle görüştük. Dedi ki Kadriye Hanım dedi o dönemlerde bende kalıyor dedi. Ev açtım dedi. Kız az önce beyan etti ya. Evet. İfadenizi lütfen değiştirmeyin. Bak ben buraya not aldım. Aynısını okuyacağım. Bak, hayır hayır. Bakın şimdi kızının lafından kızının dolayı ifadesinden siz dolayı değil. Siz direkt kendi bildiğinizi anlatın. Beni çağırdı kahveye. Orada buluştuk. Çay içtik. Dedi ben sana dedim çocuklara bak dedi. Temiz evde kalsın. Ben sana maddi yardım çıkacağım ne dedi. Ne kadar para veriyordu size? Abla bana rahmetli ye iki kere verdi, ye üç kere verdi. Tamam. Birinde 300 verdi, birinde 200 demek verdi zannedersem. Demek ki babanın bir ev açmasından çok size bakım peki, parası ödemiş. Kadriye Özkan. Efendim? Kadriye'ye döneceğim. Şu anda ekip arkadaşlarım Kadriye'nin yanındalar. Canlı yayındalar. Kadriye Hanım, kaç yaşında ya? 30 küsür. Kadriye. Bizi duyuyorsun şu anda. Evet. Para karşılığı başka insanlarla seni fuşa zorlayan kimlerdir? Tamam.
Tamam, şu anda bir kulaklığımda teknik arıza var. Ben şu anda aktaracağım Esra Hanım. Kaca Hanım, sizi para karşılığında fuhuşa zorlandıran kimdi? Eski eşim. Televizyondaki olan oturan şahıs. Yalan. Ben kaç yıldır seni fuhuşa zorluyor? Ve ben onun zulümlerinden dayanamadığım için kaçtım evden. Hı. Kaç yıldan beri sizi fuhuşa zorluyordu? İlk bir çocuğum olduğundan beri. Kaç yıl boyunca eşinin bu yanında kalmış? Bu olduğundan beri beni satıyordu. Kaç yıl eşinin yanında ve kaldı? Ve kabul etmediğimde de benim çocuğumu öldürdü. Peki eşinizin yanında kaç yıl kaldınız? 17 yıl. Ne zaman korkum eşinin yanından ayrılmış? Çıkamadım, ayrılamadım, boşanamadım. Ben Fatih Savcılığına da karakola şikayette bulundum. Bundan dolayı beni satıyor diye. Peki eşinizin yanında ne zaman ayrıldınız? Kaç yıl önce? Eşimin yanında benim ufak kız 1 yaşındaydı. Yani kaç sene oldu? Aşağı yukarı 9. 9 yıldır Tahsin'le görüşüyor mu? 9 senedir ayrıyım. Peki siz 9 yıldan beri Tahsin'le görüşüyor muydunuz? Çocukları görmek için geliyordu bir süredir. Bir süre gelip geldi gitti. Tahsin 9 yıldır ona fuhuş yaptırıyor mu? Başka insanlara pazarlıyor mu? Daha da gelmedi görmeye. Peki bu 9 yıldır Tahsin size yine fuhuş yaptırıyor muydu? Başkalarına pazarlıyor muydu? Ayrıldıktan sonra mı? Evet, 9 yıl öncesinde. Ayrıldıktan sonra ben zaten görüşmüyordum kendisiyle. 9 yıldır nerede kalıyor? Kimler ona sahip çıktı? Barış Merkeği'nde bulundu, barışalım dedi. Ben kabul etmedim. Peki siz 9 yıldan beri... Çok ağır küfürlü konuştuğu için, çok ağır kelimeler kullandığı için kaldıramadım. Kadir Hanım, siz 9 seneden beri eşinizden ayrısınız. Evet. 9 yıldan beri siz nerede kaldınız, nerede kalıyorsunuz? Kimler ben bir süre bu Mustafa dedikleri kişiye yanında sığındım. Onun yanında kaldım. Ha, ilişki anlamında soruyorsanız benim onun aramda ilişki anlamında bir şey yok. Hı. Sadece bana sahip çıktı. Ha, bu beyefendi diyor ya ben Mustafa'yı tanımıyorum. Mustafa onun arkadaşıydı. O getirip benden tanıştırmıştı. Bak yalana bak yalana. Şundan Mustafa'yı keşke yaşıyorsaydı anlatsaydı. Mustafa'yla nasıl tanıştığını anlatsın Özkan. Mustafa ona küfür etmişti, dövmeye kalkmış. Peki bir saniye Kadir Hanım. Sizi Mustafa'yla nasıl tanıştırdı? Direkt sizi ona fuhuşa mı zorlamak için getirdi? Yok. Ben İzmir'e gitmiştim. Şöyle dışarıda kalmıştık. Eşim pek çalışmaktan hoşlanmadığı için. Dışarıda kaldık. Evden kovulduk. Ben halamın yanına gittim İzmir'e. Benim daha büyük kızım o zaman 6 aylıktı. Ben orada ev tuttum demiş. Bilmem ne demiş falan filan demiş. İzmir'de hanımım demiş. Çocuklarım getiremiyorum demiş. Bu Mustafa da İzmirli. Mustafa demiş ki ben demiş oraya gideceğim. Ben eşine demiş yollarım İstanbul'a. Ben Mustafa'yla o şekilde İzmir'de tanıştım. Sadece o benim biletimi kestirdi, yol paramı verdi, beni buraya yolladı. Ben buraya geldiğimde ne ev tutulmuştu, ne bir şey tutulmuştu, hiçbir şey de yok. Mustafa ben ona ev açtı mı? Nerede yaşamaya başladılar? Mustafa'yla nasıl tanıştınız? İşte o şekilde tanıştık. Peki Mustafa sizi parktayken Mustafa mı sahip çıktı önce? Aynen öyle. O zaman da eşimle beraber aldı, kendi hurda dükkanına götürdü. Orada eşimle beraber de kaldık biz. Eski eşimle de kaldık onun dükkanında. Defalarca kez orada biz yattık, kalktık. Hangi dükkanda kalıyordunuz? Ne kadar kaldılar? Yok. Orada sollayamıyordu çünkü Mustafa o konularda ona biraz kısıtlama koymuştu. En son Mustafa zaten dayanamadı, beni aldı. Çocuğumu aldı, ailesini evine götürdü. Peki hangi dükkanda kaldınız siz ve ne kadar kaldınız orada? Şu anda tam dükkanı şöyle diyeyim, bu parsellerde Yeni Gün tarafında bir dükkanı vardı, orayı kapattı, orada oturuyordu o zaman Mustafa. Kaç yıl orada kaldı? Kimlerle kaldı? Orada şoför'e bir ay falan kaldık. Bir ay sonra da Mustafa dedi ki buraya dedi çok kişi gelip gidiyor, ister istemez dedi mal veriyorum falan filan dedi, olmuyor dedi. Biz aldı, ailesini evine götürdü. Siz Mustafa'nın yanında kalırken eşiniz de yanınızda mıydı o anda? Eşim akşam geliyordu, sabah işe gidiyordu. O ara işe başlamıştı. Tahsin o hurdacının dükkanında kalıyor muydu? Sonra Mustafa sizi evine götürdü. Ailesini evine götürdük, arasını çoğunluğu çocuğunu yaşadığı yere götürdü. Yani siz orada kalırken Tahsin de sizin yanınızda kalıyordu değil mi? Yok, ailesini evine Tahsin'i götürmedi o. Ailesinden bahsetmiyorum. Hurdacı da siz kalırken Tahsin de orada kalıyor muydu? Evet, orada kalıyordu. Peki kim kalıyordu? Bir sayın ben onu. Orada iki çocuk, ben, Mustafa. Mustafa akşamları evine gidiyordu, biz kalıyorduk sadece. İki çocuk, ben, eşim. Hı hı. Tahsin de geceleri mi geliyordu? Hayır, kalıyordu kendi dükkanda. O dükkanda Kadriye'ye... Fuhuş yaptırıldı mı? Size o dükkanda eşiniz tarafından Mustafa ile fuhuş yaptırıldı mı? Ya da başkasıyla? Yok, orada Mustafa ile bir sorun yaşadılar. Onlar tartıştılar. Mustafa dükkandan kovdu. Ve biz yine evimiz olmadığı için benim eşim bana dedi ki git dedi sen Mustafa'ya. Hı. Sen o halde ki dedi işte ben senin dediğini yapacağım. Ama bana 200 milyon para lazım. Dedi. Mustafa senden ne istemiş? Tartışma ne?
telefonun yanına ama ben cesaret edemedim, söyleyemedim. Masadaki... O şekilde dedi, git yanına dedi. Arkamda geldi, tahtından kavga etti. Kavgayı sen anlatsın. O onun karşımda yolluyor diye. Yalan abi. Kavgayı bir anlatır mısın? Neden kavga edildi? Bir anlatır mısın? Yalan abi. Kavga ondan dolayı çıktı işte. Sen... dedi bu az oluyorsun dedi. Bundan dolayı tartıştılar. Sonra kovdu mu onu? Ondan sonra Tahsin mesafeyle konuşmayı kesti. Selamı sebabı kesti. Daha da konuşmadı. Sizi dükkandan kovdu mu ondan sonra Mustafa? Sonra evine mi götürdü? Yok ondan sonra dedi götürmedi. Ondan sonra zaten aralar açınca ondan sonra biz uzun bir süre bir park köşelerinde sürmeye devam ettik. Tahsin mi sana yine Mustafa ile beraber ol dedi? Yanımdaydı. Ondan sonra bir işe girdi, bir ev tuttu. Tamam bak, şunu bir daha... herhalde anlattıklarınız bazen hızlı konuşuyoruz ama şunu tamam okey şöyle yapalım canım. Tahsin mi size Mustafa ile beraber olma için para karşılığı göndermişti? Aynen öyle. Siz söylersiniz bana. Bana diyemedim. Yalan. Yalan. Çünkü gitmediğimde yalan benim söyle. Büyük kızımı dövüyordu. Bak yalana bak yalana. Sürekli. Sürekli benim kızımı dövüyordu. Sürekli ağzına yastık kapatıyordu. Onu öldürmekle tehdit ediyordu. Yalana bak yalana. Büyük ben kızını mı? Ondan ona dokunacak, ona vuracak diye korkumdan ben ona ne diyorsa tamam deyip susuyordum. Susmak zorunda kalıyordum. Yalana bak. Ve benim üstümden maşaları kırdı. Ne? Benim üstümden maşaları kırdı. Benim üstümden tahtaları kırdı. Sırf o çocuğu ben koruyayım diye benim üstümden tahtaları kırdı. He. Ben daha ona neyini anlatayım? Oraya ne yüzle çıktı? Neye cesaret yüzle çıktı? Ben bunu anlayamıyorum. Benim çocukları sattığımı söylüyor ya. Ben onlara dokunmaya kıyamıyorum. Satmaktan nasıl yani? Ben ha kendi şahsıma ait söyleyeyim. Ben kendim yapar mıyım? Etmem uğruna sustum. Çocuklarını nasıl kaybedecektin? Benim gözüm yırtıktır. Onun hediyesidir bana. Ben çocukları bir şey bu kadar fedakarlı yapıp bundan o beni yargılayamaz. Şu hurdacı Mustafa sana ne kadar sahip çıktı diye sorar mısın? Nerelerde kaldırdı, nerelerde baktı? Hurdacı Hüseyin'den bahsetsin. Bak bir saniye önce bir şey soracağım sana. Bu hurdacı Mustafa size ne kadar sahip çıktı, ne kadar zaman? Hurdacı Mustafa ben biz aç kaldım zaten sahip çıkıyordu yalan yok. Çok sahip çıktı. Nerede çok kaldırıyordu, nerede bakıyordu? Bankamda durmadı dersem yalan olur. Ha ilişki anlamında değil. Ama benim çoluğuma çocuğuma mama alıyordu. Benim çocuğum 8 gün boyunca hastanede yattı. Çocuğum bezini Mustafa alıyordu. Mamasını Mustafa getiriyordu. Benim hastane cebime harçlık yok. Cebime harçlık Mustafa veriyordu. Peki sen biraz önce dediniz ki siz Kaca Hanım. Onu, Mustafa Bey beni evine de götürdünüz, doğru mudur? Evet, ailesini evine götürdü. Karısının çoluğunu çocuğunu yaşadığı yere, karısının yanına götürdü beni. Ne kadar kaldın orada? Özkan. Ben aşağı yukarı bir ay. Sun diye biri, o da hurdacılık yapıyormuş, oradan tanışıyorlarmış. Bizi hurda dükkanında gördü. Bu dedi burada olmaz dedi. Benim dedi bir çocuğuma bakan bir bayan vardı. Ben dedi seni onu tavsiye edeyim onunla dedi. Oraya bırakırsın çocukların en azından çocukların rahat bir evde olur dedi. Ben dedim ki tamam abi dedim olur dedim. Biz o şekilde tanıştık. Şimdi bir adamın de ortaya bir Ersun ya. Vardı. Bir isim daha verdiniz. Anlaştık. Son olarak da Hurdacı Hüseyin çıktı. Ha. Yarın bu konuya kaldığımız yerden... devam ya, edeceğiz. Hüseyin kim ya? Ben Özkan, Kadriye Hanım'ı da Sürtü'ye getireceğiz. Diğer konulara geçmek zorunda getirsin. Olduğum için. Getirsin. Kadriye Hanım'ın eşiyle ilgili iddiası var ama 9 yıldır 10 yıldır eşimden ayrıyım diyor. Ama hurdacı ev açtığında, yer açtığında Tahsin Bey orada kaldınız mı siz? Yok 3 gün kaldım ben başka kalmadım. Ondan sonra gittin benim yani. Evim vardı. Benim evim vardı. Bağcılar'da benim evim vardı. Mustafa bunlara yer açtığında orada kaldın mı? Yok kalmadım. Yok. Gidip geliyor muydun hurdacının yanına? Ben karşıda oturuyordum. Peki siz de yarın Sürtüyo'da oluyorsunuz. Yok. Tahsin Bey tamam. De olacak. Herkesin birbiriyle ilgili iddiaları tamam. Var. Tamam ablam. Ben hepsini siz de böyle alayım. Siz de böyle alayım. Tamam. Buyurun.
Eda ve Tahsin kardeş çifti gelecek sevgili seyirciler. Sana güvendim Esra abla. Eda evladına kavuştu. Gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Ona iyi bir hayat kurabileceğim. Ona yetebileceğim mi? Tek başıma. Ben eşim ve çocuğumu alıp ayrı bir eve çıkmak istiyorum. İki genç, iki ailenin arasında. Sen Tahsin'le barışmak istiyor musun? Şu an çok kararsızım. Kendisiyle konuşmam gerekiyor. Konuşma fırsatı buldunuz mu Tahsin'le? Ben güvenimi tam oturtamadım. Yani o yola çıkmamın, yani tek çocuğum için olmaz yani bazı şeyler. Yine bir sınav içine gireceğim. Yine bir ceza ödeyeceğim. Onlar diyorlar hani eşinle barışırsan biz seni sileriz. Senin ailenin de tavrı bu yönde bildiğim kadarıyla. Ya zaten bizim evlerimize aileler karışmadığı sürece evlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Sadece hani benim ailem bozmadı benim yuvamı. Ben senin ailenin içinde yaşarken bizim evliliğimiz bozuldu. Nusrat'tan sonra da hiçbir kimse karışmayacak. Karıştırmayacağım daha doğrusu. Peki telefon hattında Tahsin'in annesi var. Benim diyeceğim. Gelinle oğlumun bir yere gelmesini istiyorum. Çocuğu var ortada. İyi olsunlar, iyi geçinsinler Esra abla. Tahsin ve Eda evliliklerine devam ederlerse mutlu olabilirler mi? Olur, benim oğlum onu mutlu eder. Her iki tarafı aile karışmazsa Esra abla. İki taraf da karışmazsa, yani biz ve Eda'nın aynen ailesi öyle karışmazsa söylemek oğlum bir ve şey Eda mutlu olur. Eda'nın ablası Ebru telefon attığında. Ablası bozuyor. Bizim yuvamızı en çok onlar engelledi diyor ya Tahsin Bey. Kendisine şu soruyu sorması lazım. Eşim benim evimi neden terk etti? Eda bana şu kelimeyi söyledi Esra abla. Beni bu evde dövdükleri zaman bana telefon vermiyorlar hiçbir zaman. Beni kilitli odada tutuyorlar. Şiddet uyguladın mı uygulamadın mı? Uygulamadım abla. Hiç uygulamadım. Eda yalan mı söylüyor? Senin iddia ettiğin her şey doğru mu Tahsin? Bunları doğru yalanlıyor. Doğru abla. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Eşimin de yüzü bak burada gözlerinin içine bakarak evet söylüyorum bunu. Bir tane çocuğumun üstüne yemin ederim ki sen bana şiddet uyguladın. Uygulamadım. Ben çocuğu daha fazla yemin Tahsin etmem. Siz gerçekten birlikte mutlu olabilir misiniz? Ya ablacığım böyle işte aileler karışmadığı sürece biz mutlu oluruz. Ben eşimi de seviyorum, çocuğumu da seviyorum. Esra abla ben tam kararımı veremedim hani. Düşünmek istiyorum ben. Deneyelim yeniden, boş verelim geçmişi. Eski sevgimiz yeter. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce BTR'ye baktığınızda sanki bambaşka bir hayattan, hikayeden ve insanlardan bahsediyor gibiyiz. Düşünmek istiyorum dediğinden bugüne kaç gün geçti? Kaç gün geçti? Bayağı bir haftaya yakın oluyorduk. Yani geçeli. Perşembe günü çıkmıştım. Düşünmek istiyorum dedi. Evet. Düşündün mü peki? Düşündüm. Tahsin sen düşündün mü? Evet abla. Nasıl geçti bir hafta? Güzeldi abla, iyiydi. Çocuğumla onunla konuşarak yani bayağı yani bazı şeyleri hani evlilikte en çok şey düşündüğüm nokta çocuğumdu. Hani çocuğum yani her şeyden önce yani benim hayatım zaten ben yetim büyüdüm her şekilde yani nasıl desem her türlü her şeyi yaşadım. Üvey anneyi de gördüm, yoksulluğu da gördüm, açlığı da gördüm ama ben çocuğumu bunu yaşatmaya hiçbir hakkım yok. Ben ona kendim yetemeyeceğimi çok iyi bildim, öğrendim yani anladım bunu. Kendin çünkü yetemeyeceğim derken? Maddi manevi yetemeyeceğimi anladım. Vallahi yani benim sadece karşımda sadece yani ona sadece anne değil de hani baba sevgisini veremeyeceğimi biliyordum. Tahsin bu baba sevgisini veriyor mu? O yani ailesinden ayrı olunca gerçekten vereceğine inanıyorum ben ona. Kaç yıldır evlisiniz? 1,5. 1,5 yıldır. 2 yıl. 1,5 yıldır ilk defa hani sen kendi ailenden uzakta
İlk defa bir hafta mı geçirdiniz? Evet. Başka evet. bir şehirde. Evet. Hiç yani aslında tanımadığınız insanların yanında. Evet. Herkesten tüm bildikleriniz o alışkanlıkların dışında başka bir hayat yaşıyorsunuz evet. bir haftadır değil mi? Evet. Ki nasıl başladı, nasıl sonuçlandı ve nasıl yürüyor? Hayatımda ilk defa ailemden ayrı, ilk defa onun kimse olmadan yani kendi özgür hayatımı bir haftada burada nasıl yani mutlu bir şekilde yaşadım ben. Yani sizin verdiğiniz imkanlara karşılık, sizin size geldim sığındığımdan sonra yani çocuğuma ya daha çok yani o güveni verdiniz bana. Hayır şunu merak ediyorum. İkiniz de bir araya geldiniz ama tüm ailelerinizden uzaklaşıp bir aradasınız. Bu nasıl geldi size? Ailemden ayrılmak zor. Çünkü benim için çok zor. Ben onları hiçbir zaman atmadım. Atmam da zaten. Ama kararıma saygı duymalarını Hayır, istiyorum sadece. Hayır, birinin hani söylemleri, davranışlarından uzakta yani kendinize özgür bir alan yarattınız. İlk defa kendiniz olabildiğiniz bir... Fazla uzaklaşamadım Esra abla. Hani sürekli arıyorlardı, hani söylüyorlardı bana yani hakaret olsun her şeyi. Ama yine de saygı duyuyorum, ailem diyorum hani... İstediği hakaret etsinler, istediği sözleri söylesinler, istediği şekilde yani ailem bana ne kadar bir çevre de konsa sonuçta o benim ailem derim yani. Hiçbir zaman atmam da yani her zaman da gelsinler, her zaman bakarım ben onlara. Şu an sen niye hakaret ediyor aile? Onunla birleştim diye. Benimle barıştığı için, barıştığımız için daha doğrusu. Sen ailenden nasıl tepki görüyorsun? Buraya çıktığımdan beri aramıyorlar abla kesinlikle. Bir haftadır aramıyorlar mı? Annen yayına bağlandı, barışın mutlu olun çocuğum dedi. Bu kadar sadece. Hiçbir şey. Samimi yok. Miydi o açıklama? Hayır. Bilemem. Ha? Bilemem abla. Ama sen anneni tanıyorsun. Annen en son işte Perşembe ya da Cuma hatırlamıyorum. Çıktı, Eda kocasına geri dönsün, yuvalarını kurtarsınlar, mutlu olsunlar dedi. O gün bugündür. Abin aradı mı? Aramadı. Baba? Aramadı. Anne? En son burada aradı. Aramadı. Bir mesaj attılar mı? Atmadılar. İyi misiniz dediler mi? Hayır. Kötü müsünüz dediler mi? Asla. Hiçbir şekilde hiçbir şey ya sormadı. Allah'ından bul bir daha geri dönersen seni tanımıyoruz dediler mi? Demediler abla hiçbir şey demediler. Hani bir tepki vermediler. Yok hiçbir tepki hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde. Yok hiçbir şekilde. Sence şimdi ben ailemi tanırım böyle bir aramamazlık yaparlarsa tahmin ederim düşüncelerini. Sence düşünceleri ne? Olabilir hani... Artık kendi hayatını yaşasın ya da rahat bırakalım. Gamze'nin rahat böyle iyi niyetli gibi. Bir düşüncesi var. O şekilde olabilir. Seni abla. Rahat bırakmak mı istediler? Yani şu an zaten öyle abla. Ben ne dersem o. Hayır. Şimdi ben oğlumu, çocuğumu rahat bıraktığımı düşün. Gene mesaj atarım. Derim ki her şey yolunda mı? İyi mi? Mutlu musunuz? Bulaşmam. Hani rahat bırakmaktan kastın. İyi misin? İyi olduğunu, mutlu olduğunu bileyim. Ben bu dünyada başka bir şey istemem. Ama hiç aramamak tepki mi sence? Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Peki Tahsin sana sorayım. Bir haftadır ailen aramıyor. Evet, sanki abla. Hiç yaşamında yoklarmış gibi. Nasıl geçti? Abla benim tek ailem bu saatten sonra eşim ve çocuğum. Eşim ve çocuğumla mutluydum, hiç aramadım yani. Ailemin yokluğunu hissetmedim, öyle söyleyeyim size. Ya illaki bir taraf seçmek zorundalar mı? Evlilikleri, ilişkileri bitiren bu. Hiç aramadın. Aramadılar abla. O zaman ben senden korkarım. Sen ailenin yanına gitsen bir anda ailesi, ailem, ah benim canım annem babam, sizsiz ben bir hiçim diyecek. Eda'yı kenara bırakacak. Asla bırakmam abla. Hani ben buraya gelerek zaten Eda'yı seçtim, Eda'yı söyledim. Sen aileni sildin mi? Aynen öyle abla. Benim bu saatten sonra hani tek ailem eşim ve çocuğum. Bundan sonra eşim ve çocuğun yanındayım. O senin çekirdek ailen. Bak yine karıştırıyorsun. Karıştırıyor. Bu senin çekirdek ailen ama onlar da büyük ailen. Çekirdek aileni koruyabilmek için diğerini yok sayman, silmen gerekmiyor. Kuralları sen belirleyeceksin. Diyeceksin ki bu benim ailem. Biz bu ailenin içinde kararları biz alırız. Evet anneanne, dede, babaanne olarak bazı alınan kararlarda üzülebilirsiniz ama... Aldığın kararların sorumluluğu bende. Deneyip, yaşayıp, tecrübelerinle hata bile yapsan onların arkasında olduğunu bileceksin. Ama aileyi, anneyi, babayı,
yok saymak gibi bir şey olamaz. Bu seni mutlu etmez. Çünkü şimdi, belli bir süre sonra bunun acısını Eda'dan çıkartacaksın. Bu birliktelik oldu, ben ailemi sildim. Eda için de aynı. Yani şu da seçim çok, yapmak zorundalar. Şu da çok tehlikeli, Eda'nın bahsettiği de. Ben bu çocuğa maddi manevi yetemeyeceğim. Ben çaresizim, çaresiz olduğum için. Bir insan çaresizlik sevdiğin değil. Güvenmen lazım. Benim eşim bana ve çocuğuma karşı bir hata yaptı ama benim güvenimi kazandı. Ben onun yanında huzurluyum dediğin zaman zaten o çocuğunun maddi manevi şeyleri gelecek Eda. Biliyorum abla. Çaresizlik evliliği yürütmenin bir nedeni olamaz. O zaman soruyu tekrar sorayım. Neden Tahsin'e şans veriyorsun? Neden Tahsin'e şans veriyorum? Şu şekilde ondan şu şekilde yani bu evliliğe karşılık bir güven istedim. Bir daha aynısını bana yaşatırsan dedim, çocuğun velayetini ve bana dedim gerçekten benden tek celsede boşanmanı istiyorum. Bir daha seninle hiçbir şekilde yüz yüze gelmek dahi istemiyorum dedim hani. Ne yaşatırsa sana? Hani hakaret, ailesine sahip, ailesinin içinde bana sahip çıkmazsa, ailesi sürekli yani bana laf söylerse, o susarsa, yani bana bu şekilde, hiçbir şekilde yani elini kaldırmadan bile yani bu evlilik bitmesini istiyorum dedim yüzüne. İsteğin ne ondan, onu anlamadım. İsteğim aile ve çıkmak, ailesinden uzak olmak en çok da. Sen ailenden uzak olacaksın, o senden uzak olacak, ayrı evde mutlu olacak mısınız? Sen Tahsin'i seviyor musun? Hı? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların yanında desen ki, o cümleye ben de çok takıldım. Ben maddi manevi yetemem ki bana göre Eda cabbar bir kadın. Vallahi her şeyi yaparsın. Benim gördüğüm Eda öyle. Ben bu adamı seviyorum. Ne yaparsa yapsın vaz da geçemiyorum. Onsuz da olmak istemiyorum desen çok daha. Yani yerini bulur, daha içten olur. Abla ben ilk defa yani sonra yıllar sonra yani bazı şey darbeler yediğimden sonra Tahsin'e inandım. İlk defa onda yani güvendim. Sonra yani o da ondan da sonra darbe gördüm yine. Tekrardan ona güvendim. Tekrardan yani o güvenimi gerçekten ilk başta benim o kadar kazandı ki yani ben ondan o böyle nasıl desem hiçbir şekilde adım bile atamıyordum onsuz. Yani kıskanıyordum yani deliler gibi kıskanıyordum ama sonrasında o kıskançlığım her şeyim bitti ona karşı. Niye ben bitti? Sevgim mi bitti? Sevgim de değil aslında hani. Güvenim bittikten sonra onu kıskanmıyordum hani. Nereye giderse gitsin hiç umursamıyordum. Niye? Yaptığı nasıl olsa şey. Tahsin her türlü film fırıldağı yapar mı? O şekilde düşünüyordum evet abla. Film fırıldak yapan bir adam mı? Hayır, aldatmaz. Aldatmıyor ama yani nasıl desem yalan söylediği için o ne güven yalan sarsın. Söylüyor? Mesela bir yere gidiyorum diyor, oraya gitmiyor. Farklı bir yere gittiği için ben de hep bunu öğreniyorum, anlıyorum tabii bunun yalan söylediğini. Ama aldatıyor seni. Ben dükkana gidiyorum diyor. Atıyorum tarladan çıkıyor. Yani aldatıyor, yalan söylüyor. Evet. Niye bu yalanları söylüyordu? Dediği yerde çıkmıyordu. Hani benim bazı gitmesini istemediğim yerlere gidiyordu. Kızıyordum ben de. Bana kızdığım, benim kızmayayım diye bana öyle söylüyordu. Kıskanç, aşırı mı kıskanç? Aşırı kıskançtı abla, aşırı kıskançtı eşim. Aşırı kıskançtı. Ne zaman evet. Bitti kıskançlığı? Evliliğimizin Haziran'ın tam 7'sinden sonra ben eşimi hiç kıskanmaya başladım. Vay be tarih tutmuşlar. Sor akşam ne yedin de vallahi hatırlamıyorum. 7 Haziran'dan sonra niye kıskanmamaya başladı seni? Ya hiç bilmiyorum abla, hep zaten ondan sonra hani tartışmaya başladık. Ne olduysa onlardan sonra olmaya başladı. 7 Haziran düğüm. Sen evet. Ne yapıyordun bu kızı kıskandıracak, böyle sinirlendirecek? Ya abla bir şey de yapmıyordum hani mesela. Eve geç gelsem neden geç geldin, bir yere mi gittin falan, böyle kıskanıyordu hani nereye gittin. Sen açıklama yapıyorsun ama. Yapıyordum ama. İnandırıyor yine muydu? Yine de hani araman lazımdı ama. İşte haber ver, bilgim olsun falan. Ben seni bekliyorum işte sabahtan akşama kadar falan. E niye haber vermiyorsun? Veriyordum abla, eve geldiğimde anlatıyordum zaten. Yarı insem kayınpederim yani akşam yanına iniyorum evin önüne. Yanına indiğim zaman neden indin diye bana kayınpederim laf söylüyordu. Söylemiyor muydu baban? Tamam doğru. Sen nereye iniyordun onu anlamadım. Yani evin önüne iniyordum böyle. Onu mu bekliyordun? Yok. O yerde oturuyordu. Mesela onun yanına iniyordum, eşimin yanına. Kayınpederim de laf söylüyordu. Hani neden indin sen yanına eşinin? Niye oturuyorsun yanında? Ay 7 Haziran'da ne oldu? Bir söylesenize. 7 Haziran'dan itibaren kıskanmamaya başladım dedin. Evet.
7 Haziran'dan sonra. Çünkü 7 Haziran işteydi diye biliyordum. Geç gelecek işten diye biliyordum ben. Telefon ediyorum kendisine. Telefon ettikten sonra bana diyor ki hani şuradayım. Tekrardan ben şüpheleniyorum. Tekrar 10 dakika geçmiyor, farklı bir yerdeyim. Çünkü arası bayağı mesafeli. Oraya 10 dakika değil, 5 dakikada bile gidemez oraya yani. Sonra... Neredeydin 7 Haziran gecesi? Anlatmadım ablaya, o kendisi biliyor. Ha? Kendisi biliyor zaten. Hani ben geldiğimde zaten söyledim ona eve. Sizin aranızdaki sorun ne? Bizim aramızdaki sorun sadece ailesi. Aileler. Aile bir de 7 Haziran. Kod adı 7 Haziran. Bir daha 7 Haziran istemiyorum. Tahsin, ailene buradan Eda'yı aslında onlara da bir cevap vermen lazım. Onlar da senin büyüklerin, hata da yapmış olabilirler. Hatanın en büyüğünü de yapmış olabilirler. Şunu diyebiliyor musun sen bir eş olarak? Ya bu benim eşim ve yanında oturan sizin gelininiz. Bundan sonra evlilik birliğinde ben seviyorum ve birlikte yürüyeceğim burada diyebiliyor musun? Diyorum tabii ki de abla. Hani zaten ben buraya geldiğimde söyledim. Eşime de söyledim. Yani seni seviyorum, senden tekrar özür diliyorum eşinden. Hani sonuna kadar da eşimin yanındayım. Kararınız ne buradan çıktıktan sonra? Kararımız ayrı bir eve çıkmak. Yani ayrı bir hayat. Üçümüz sadece, çocuğum, eşim, ben. Zonguldak Çay Cuma'da yaşıyorsunuz. Dışarısında. Ha? Hani Çay Cuma'da, Zonguldak'ta değil. Ankara'da bir yerde yaşamak artık. Ankara'ya mı gideceksiniz? Evet. Ve hiç şu anda bunların hepsini ailen, ikinizin ailesi ilk defa mı duyuyor? Şu anda evet, ilk defa duyuyor. Ankara kararı nasıl çıktı? Hani Çay Cuma'da olsak ya da Zonguldak'ta olsak illaki ailelerimiz yine gelecek abla yanımıza. Yine yani huzurumuz kaçacak, bozulacak. İşte asıl problem bu. Yani o aileler gelecekler, gidecekler, yiyecekler, içecekler, sevecekler, yanınızda olacaklar ama müdahale etmeyecekler. Ya verdireceğim bir seyircimiz varmış, Mevlüt'e Hanım mı? Ekip arkadaşlarım söylediler şimdi. Alo. Yo. Hoş geldiniz Mevlüt'e Hanım. Hoş bulduk canım. Hayırlı programlar. Teşekkür ediyorum. Ben Eda ile Tahsin'e yardım etmek istiyorum yuvalarının dağılmaması için. Niçin onlara destek olmak istiyorsunuz? Benim kendi elimden gelen kendi dükkanım var Tekirdağ Kapaklı'da. Kendimiz ürettiğimiz ev tekstil ürünlerimiz var. Yatak, yorgan, nevresim, perde, işte o tarz şeyler. Kendim onlara yardım etmek istiyorum. Çünkü onlarda çok mutluluk görüyorum ama kendilerine güvenemiyorlar herhalde ayrı bir ev kurabilmek için. Benim elimden gelenler onlar. Yardım bizim gibi böyle başkaları da yardımcı olursalar bunlar ayrılmayacaklar diye düşünüyorum. İnşallah da ayrılmazlar çünkü çok mutlu görünüyorlar. Çok mutlu görünüyor musunuz? Evet. Gözlerinde çok mutlu görünüyorlar. Birbirlerini seviyor görünüyorlar ama kendilerine güvenemiyorlar gibi. Teşekkür ederiz abla, sağ olasın. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Bu yardımı kabul eğer eder misiniz? Kendi, edeceğim. Evlerini tutsunlar. Bu numaradan şeylerini atsınlar bize, adreslerini. Ben göndereceğim onlara. Mevlüt Hanım, ben de size çok teşekkür ediyorum. Yani onlardaki o duyguyu, tutkuyu aslında hani görülmeyecek gibi değil. Evet, ama evet. Ayakta kalabilmeleri için desteğe de ihtiyaçları var. Önce evet, onların bu desteği kabul etmesi lazım. Kabul ettiklerini de söylediler. Siz bir ailenin kurtarılmasında benim böyle mini minnacık desteğim olursa ne mutlu dediniz. Evet, ev tekstilini yapabildiğimi yapacağım. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum Esra Hanım. Hayırlı programlar. Sağ olun. Sevgiler gönderiyorum. Kocaman bir alkış istiyorum. Şimdi bunu da söylemek istiyorum. Sizin hikayenizi işlerken böyle birkaç seyircimizden daha hiç bu konu gündemde değilken biz onlara destek olmak isteriz dediler. Yeni ev kuracaklar, yeni hayat. Siz bunları kabul eder misiniz? Ederiz abla. Ederiz abla. Çünkü biz yardım istiyoruz da zaten hani maddi manevi yardım istiyoruz. Herkesten, herkesin bize sahip çıkmasını istiyoruz bu evliliğimizin içinde. Siz kendinize sahip çıkacak mısınız? Biz bu saatten sonra sonuna kadar birbirimizin arkasında ve yanındayız abla. Çünkü abla kimsem kalmadı ondan başka mecbur yani ne birbirimize ne sahip çıkacağız ne de dağılıp gideceğiz. Ben mesela bunu da kabul etmiyorum. Ailelerle de bu sorunu çözeceğiz. Yani Ankara'ya kaçmak şunu demek istiyor Esra Hanım, çözüm değil. Değil, sen istersen. Sen bir eş olarak istersen. Şunu dersen, benim iş imkanlarım orada, işi orada buldum, işte ev ortamım da orada, çekirdek ailemi orada yürütebilirim.
sorumluluğunu alabilirim dersen tamam. Ama yok annemler oraya gelmesin diye ben onu yapıyorum dersen yok, olmaz tersi. Hani yani. Kilometreler değil. Kurallar ve tavırlar insanın davranışlarını. Hani iş imkanı açısından o. Olsun, ailenden yaşamak kaçma. İstediğim yer olsun. Bu saatten ailene sonra artık yüzleş. Eşim ve çocuğumla orada. Ailenle yüzleş. En büyük probleminiz o. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ankara'ya gittiler, düzenleri kuruldu, evleri kuruldu, evliler mutlular. Bir gün anneni ya da babanı özledin. Gizlice aradın. Sonra annen baban da seni aradı. Eşine çaktırmıyorsun ya. Sonra kim aradıysa işte öbür taraf gördü. Ben senin için ailemi sildim, sen benden gizli gizli görüşüyorsun diye o fitil bir ateşlenecek, devam edecek. Ailelerinizle de barışacaksınız, ben bu konuda elimden geleni yapmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim. Pamuk abla. Ben şey diyeceğim, bir Karadenizli olarak, onlar da Karadenizli, ben Karadeniz ailesine güveniyorum ki sonuna kadar da güveniyorum. Karadeniz ailesinde taş yürekli bir anne baba hiçbir zaman yoktur. Ama bir de inat vardır. Evet, sadece bizde inat vardır. Kesinlikle mi kesinlikle buradan onlara da sesleniyorum. Asla şu güzel yüzü, o pırıl pırıl torunlarını asla boynu bükük bırakıp da asla asla bu yuvayı yıkılsın diye bakmasınlar. Tam aksine güzel bir temel sarsınlar, ayrı bak, yaşasınlar. Ama bak Tahsin'in ailesi aramamış, Eda'nınkiler... Bizim senin gibi evladımız yok demişler. Esra Hanım, biz Eda Hanım'la biraz stüdyoya girdiklerinde biraz sohbet ettik. Aslında tam kendini ifade edemiyor. Aslında şey diyor, eşini çok seviyor. Çok seviyor. Niye söylemiyor? Onunla, evet işte, onunla öleyim, onunla son nefesimi onunla vereyim istiyorum diye bizzat benim kendime söyledi. O ben ondan başkasıyla evlenemem. Heh. Hani sonuçta o benim helalim oldu. Ölünceye kadar da helalim olarak kalmasını isterim. Ben bir adama eş diye bırakamam zaten asla. Tahsinsiz hayatı düşünebiliyor musun? Diyor zaten düşünemem diyor. Ben hiçbir şekilde. Aşk, sevgi böyle bir şeydir yani onsuz nefes almayı, onsuz ömür geçirmeyi düşünebiliyor musun? Hayır abla ben zaten hiçbir şekilde yani başka bir insanla asla ne düşünürüm ya da ya herkes benim kardeşim, bacım, abim olsun yani hayatta düşünmem de görmem de. Sen? Aynı şekilde asla abla. Edasız bir hayat. Ha? Asla yani Eda ile evlendim, Eda ile ölürüm. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Allah'ım bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Esra Hanım bir de gerçekten zarar görüyorsanız ailenizden dengeleri tutarak bence biraz uzaklaşabilirsiniz. İnanın gerçekten aileler... Orada bile politik olacaksınız. Esra Hanım benim babam, benim annemi babaannemden uzak tutardı. Çünkü babaannem gider gelir annemi sokardı yılan gibi. Anladın, kız rahmetli mi arkasında? Hayır gerçekleri söylüyorum. Hayatta mı? Hayır rahmetli oldu. Ama babam... Ama şimdi halaların malaların da... Duyarsa duysunlar gerçek bunlar. Bir yerde dengeleri eşitliyorsunuz Esra Hanım. Yani ailelerle eşinizi ayrı tutmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? Çünkü zarar görüyorsunuz. Ama iki tarafta olur mu ya? O kadar psikolojik baskı oluyor ki üzerinize mecbur kalıyorsunuz bunu yapmakta. Bir seyircimiz var. Hadi Fatma söyle. Tamam. Sultan Pamuk Hanım'a da katılıyorum. Gamze'ye de katılıyorum. Serviste biz birlikte gidiyoruz. İkisi yan yana göz göze çocuk ortada. Böyle hani hiç onlar yaşanılmamış. Hani o çocuk Tahsin kaçırmamış, hayır. Anne acı çekmemiş. Hayır, diyorum ki bu çocuk bu işleri sen mi yaptın, bu çocuğu sen mi kaçırdın diyorum. Yani hiç öyle bir yüz ifadesi yok. Bir ikincisi de Gamze'ye şurada katılıyorum Esra Hanım. Kesinlikle ailelerle mesafeyi tutmalılar. Yani tamamen koparmak değil, ya ailesini dağıtmak zorunda veya ailesini çıkartmak zorunda ama belli bir mesafe mutlaka ve mutlaka olmalı. Ama bizim zaten... yani bütün insanların en büyük sorunlarından biri ilişkilerdeki o mesafesizlik. Evet. Herkes birbirinin alanı o kadar çok dalıyor ki bunu en baştan yapmayı becerebilsek küçük yani karşımızdaki insan bize ne kadarın neyi söyleyebileceğini bilse aile içerisinde o sınırları belirlesek sıkıntı çıkmayacak ama biz ya çok seviyoruz ya çok nefret ediyoruz. Ama çocuklar çok küçük ya daha çok küçükler. Seviyorlar mı birbirlerini? Çok. Kesinlikle çok seviyorlar. Söyledikleri doğru Pamuk Hanım'a. Volkan Bey telefon attığında bir seyircimiz. Alo. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş geldiniz Volkan Bey, merhaba. Merhaba, ben uzun süredir takip ediyorum bu aileyi. Evet. Bir holdingde yöneticiyim. İsim Volkan. Yürüyor musunuz şu anda? Yok, beli ağrısından ayakta duruyorum, oturamıyorum. Ay geçmiş olsun.
Sağ olun, teşekkür ederim. Ben bu aile için iki seçenek sunacağım. Birincisi, ya çocuklarının eğitim masraflarının hepsini karşılayacağız. Veyahut da ailenin koltuğu, ocağı, perdesi, halısı, televizyonu, daha minimum eşyalarını karşılayacağız. Ay şahanesiniz. Valla biz heyecanla alkışlamaya başladık. Son cümlenizi duyamadım. Tek şartım şu. Yeter ki birleşsinler. Volkan Bey'e merhaba deyin. Merhaba Volkan Bey. Merhabalar, merhabalar. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Allah razı olsun. Çocuğunuza sahip çıkın, birleşin. İşte dediğim gibi ya çocuğunuzun bütün her şeyini karşılayacağım... Bayramda, seyramda, giysilerini, okul masanı, her şeyini. Aynen. Veyahut da ikinci seçenek, dediğim gibi koltuğun, televizyonun, ocağın, perden, halın, banyo eşyalarına kadar elimden geldiği kadar bunları göndereceğim size. Hangisini seçecekler merak ediyorum. İstanbul'a gelip beraber gidip de alışveriş yaparız. Eşya. Ben İzmir'den arıyorum. Evet, eşya. Koltuk, televizyon. Bu şekilde evet. Bunları tercih etmeyiz. Perdesi, halın. Yani gelirim İstanbul'a, gideriz alışverişi yaparız. Size teslim ederim, ben geri dönerim. Volkan Bey çok teşekkür ediyorum. Yani Esrar oldu izleyicisi. Eminim şu anda herkes size helal olsun diyordur. Dualarını gönderiyordur. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Volkan Bey sizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bize destek çıktınız. Allah da size her muradınızı şöyle, versin. Bakın şöyle diyeyim. Ben şimdi benim ayım 21'inde bebeğim oluyor. Bu ayım. Ve ayı Allah bağışlasın. Allah bağışlasın abi. Ben ayın sonunda geliyorum İstanbul'a. İsterseniz alışverişe çıkarız hep beraber. Tamam? Ay bravo ya. Sağ olun. Sağ olun. İlk kez mi baba oluyorsunuz? Kaçıncı çocuk? Yok, meraklı bak. İkinci. Oğlum var 5 yaşında. Bir de kızım geliyor. Allah bağışlasın. Bir kızı daha mı geliyor? Bir kızım geliyor. Oğlum bir var, kızınız bir de kızım geliyor. Oluyor. Ah inşallah yani ismiyle adıyla büyüsün. Çok teşekkür ederim. Şey merak ettim yani Tahsin'le Eda'nın hikayesi sanırım size çok dokundu. Yani. Kimse ayrılmasın. Hiçbir bebek ortada kalmasın. Ay. Ben babasız büyüdüm. Babamı 25 yaşında tanıdım. Oo. O yüzden hiç kimse ne babasız ne annesiz kalsın. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aslında... Bebeğinizin doğduğu haberini de vermek isteriz buradan. Aslında bu İnşallah. Acıyı Volkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu pozisyonda olan Türkiye'de çok aile var. Ekonomik sebeplerden bir yuvaları olmadığı için çekirdek aileyi kuramıyorlar. Biz toplum olarak duyarlı bir milletiz. Bunu da siz canlı yayına katılarak belirttiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi genç çift biz de buraya aldık. Bütün herkes böyle ilgiyle onların aslında bir sonraki adımlarının ne olacağını merak ediyor. Ama siz bize şöyle bir müjde verdiniz. Bunların, bu ailenin devam edebileceği bir yuvayı aslında inşa etmek istiyorsunuz. İnşallah. Çok önemli bu da çocukların ama şunu da belirtmek istiyorum. Eda'nın aynı korkuları var çünkü ben 3 yaşında annesiz kaldım diyor. Siz de aslında... Babasızlığı biliyorsunuz. Böyle evet. İnsanlar aileye daha çok sarılıyor değil mi ailesine? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Oktay Bey telefon hattında yine başka bir seyircimiz. Esra Erol da seyircisi. Bak gelmeye başladı. Alo. Alo iyi akşamlar. Oktay Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk iyi yayınlar bu arada. Teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyor. Sormuyorum. Nereden arıyorsunuz bizi? Ankara, Batken. Ankara'dan. Evet. Eda ve Tahsin için aradınız. Aynen, Eda ve Tahsin için aradım. Dinliyoruz sizi. Tahsin Bey Ankara'ya yerleşeceğini söyledi. Evet. Ankara'da burada bizim bir fabrikamız var. 2-3 tane de dükkanlarımız var zaten. Orada bir iş imkanı vermek istiyorum. Kendisi de kabul ederse. İş imkanı vermek istiyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Biz tekstil, çorap tekstillerimiz var. Burada isim ben verebilir miyim? Efendim? İsim verebilir miyim? Ya verin abi ama bitlenir yani.
O bipe engel olamıyorum. Tahsin'e kendi şirketinizde iş imkanı sağlayacaksınız. Tahsin, bu teklifi kabul eder misin? Ederim abla. Ve konuş Oktay Bey'le. Merhabalar. Merhaba. Yani çok teşekkür ederim abi böyle teklif sunduğunuz için. Çok üzülüyorum. Yani. Çok barışmanıza çok sevindim bu arada. Teşekkür ederim. Ben de babasız annesi büyüdüm. Yani aile ne kadar da karışsa da sizin bu birlik beraberiniz beni daha çok mutlu etti. Yani ben tüm ev eşyası demiştim ama benden önceki hayırseverler de aradı. Sağolsunlar, evet. Destek oldular. Ben de tüm eşyalarını da söylemiştim almak istiyorum diye. Yani Ankara'ya geldiği zaman benim telefon numaram sadece gözüküyordu. Orada her türlü yardım etmek istiyorum. Çok maddi teşekkür olarak. Teşekkür ederiz. Onlar adına ben çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu merak ediyorum. Sadece hani onların yuvalarını kurtulsun, biz işte iş verelim, eşya verelimle bu aile yürümez. Tahsin'le Eda'da bir şey görmeniz lazım. Ben onu gördüm. Yani ne gördünüz? Ben onların ikisini birbirine bakışınca şöyle iki haftada bir haftada takip ediyorum. Ya birbirinden vazgeçtik. Sadece 1,5 yıl evlilikleri olmuş. Evet. Ya birbirinden vazgeçemezler. Bunu ayrı bir evde, ayrı kafayla, yani rahat bir şekilde çocuklarıyla, çekirdek ailesiyle, düz kişiyle yürüteceklerine inanıyorum ben. Ben onları gözlerimden gördüm ikisini de. Doğru mu görmüş? Doğru görmüş. Çok teşekkür ediyorum size, tüm seyircilerimiz adına. İyi ki varsınız. Aslında insanlar iyilik yapmak için fırsat kolluyorlar. Fakat yaptığınız iyiliğin gerçekten doğru adrese, doğru kişiye, doğru aileye, doğru insana gidiyor olması çok önemli. Zaman zaman insanlar hayal kırıklığı yaşıyorlar maalesef. Yani hepimiz yaşadık. Fakat gördüğünüz bir şey varsa onu ayakta tutabilmek için de mücadele ediyorsunuz. Oktay Bey de, Volkan Bey de benim için çok önemli. Sizdeki o ışığı gördüler. Ben hani gerçekten çaresiz de kocasıyla evliliğine devam etmek istiyor. İsteyen bir kadın yok. Sevdiği için Tahsin'in peşinden giden bir Eda var karşımda. Ama herkese Allah razı olsun Esra abla. En düştüğümüz noktada herkes elimizden tuttu. Herkese teşekkür ediyoruz. Hani herkes iyi ki var. Siz ama sevginizle ilişkinizi kurtarmaz söyleyeyim. Saygı duyacaksınız, anlayacaksınız. Valla Eda'ya daha çok güveniyorum. Sana güvenmiyorum ha. Yok abla. Yani bu saatten sonra ben kesinlikle eşimin sonuna kadar arkasındayım ve yanındayım. Ben de Tahsin Bey'in gidişini hatırladım birden. Şöyle bir gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ben hiç takılmam ona. Ben gideyim o zaman diyor, gidiyor. 14 ya. Şimdi geçtiğimiz hafta bir konumuz vardı sevgili seyirciler programda. Önce bir hatırlatmamız var. Hatırlıyorsanız 14 yaşındaki kızım annesi tarafından nişanlandırıldı ve evlendirilmeye çalışıyor iddiasında bulunan babanın şimdiki eşi gelmişti. O konuyla ilgili hemen gelişmeyi aktaracağım. Hatırlatma gelsin. 14 yaşındaki bir çocuk evlendiriliyor hem de öz annesi tarafından. Tuğba Hanım eşi adına burada. Eşinin daha önceki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından 14 yaşındaki kızını anne evlendiriyor. 14 yaşında bir küçük kızın evlenmesini istemiyorum. Kız zaten okumayı istiyordu. Eşime de teklif ettim, kızı alalım, okutalım. Hakan Kırta şu anda nişanlı olduğu kişi. Kandil Hanım telefon attığında kızınız Hakan Kırta ile nişanladınız mı? Evet abla, Yusuf küpe takıldı, evet. 10 gün oldu. Okula gidiyor mu? Hayır efendim, bu çocuğu okumaz diye okumasını istemedi babası. Babasını kaç yıldır görmüyor? 2 sene oldu. Ne zaman evlendireceksiniz onları? Valla 3 sene bekleyecekler abla. 3 sene falan beklemeyecek. Kandil Hanım, sen yakın zamanda böyle mahallede bir düğün de yaparsın, ben sana söyleyeyim. 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Kızıma kısmet açtı, bu eli bağlansın diye ben nişanladım yani. Sen 14 yaşındaki kızını okula göndermeyen hem de nişanlayan kişisin. Evet.
Kaç yaşındasın? 14. Ne kadar süredir Hakan'la arkadaşlık yapıyorsunuz? 2 sene falan sevgili olarak çıkıyorduk. Ailemle tanıştık. Aramızda nişan yaptık. 10 gün oldu. Osmaniye'den size Antep'e gelin, burada yaşayayım diyen kişi kim? Benim nişanlım çalışıyor şu an Hakan. O size bakıyor. Evet, bize para konusunda falan yardımcı oluyorlar. Okula gitmeme sebebin neydi? Ben ortaokulu 8'den bıraktım. 12 yaşından beri bu çocuk Hakan Kırtay'la bir arkadaşlığı olduğunu söylüyor. Nişandan birkaç gün sonra düğün yapıldığı söyleniyor. 14 yaşındaki bir çocuk evlendiriliyor. Hem de öz annesi tarafından. Olayı bizzat kendim ihbar ettim. Çocuk ve Kandil Hanım Gaziantep Cumhuriyet Çocuk Şube'ye gönderildi. Kızın ifadesi alındı saat 22.30'da. Şu anda koruma altındaymış. Kızın ifadesine bağlı olarak dün gece annenin detaylı ifadesi alındı. Anne Kandil ve Hakan Kırta Gaziantep Adliyesi'ne götürülüyor. Nezarethanede bekletiliyorlardı. Son bilgi şu: anne Kandil serbest bırakılmış. Kız çocuğu da gözetim altında. 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Yaşında annesi tarafından evlendirilmeye çalışan, kullanılan ticari bir kaynak gibi görülen bu kız çocuğu şu anda devletin koruması altında sevgili seyirciler. Nişanlısı olduğunu, bu nişan töreninin yapıldığı, yakında evleneceğini söylediği Hakan Kırta şu anda cezaevinde. Anne Kandil ise adli kontrol yükümlülüğüyle denetimli serbestlik altına alınmış. Bunun da bilgisini geçmek istiyorum. Bu arada VTR'de vardı, hani 14 yaşında nişan yapılmamış, bu ilişki 2 yıldır sürüyor. 12 yaşından beri Hakan Kırtay'la beraber bu kız çocuğu şu anda devlet koruması altında. Dilerim yeni bir hayata başlar. Annenin diğer çocuğu var, onunla ilgili akıbet ne olacak onu da merak ediyorum açıkçası. Hani sadece bir çocuğu kurtarıyor olmak önemli değil, diğeri de küçüktü. İnşallah. Toplum olarak çocuk gelinlere dur diyeceğiz ama bunu yaparken eğer bu ihbar ve şikayetler olmasaydı belki o çocuk daha mağdur edilecekti ve bir bebek de dünyaya getirmesi durumu söz konusu olacaktı. O yüzden toplum olarak çocuk gelinlere dur diyeceğiz ama bunun yanında da kamu görevlileri, emniyet güçleri, köyde çalışan din görevlileri ve öğretmenler çok daha tenakkuzda olması gerekiyor. Çünkü bu insanlarla bunu fark edebilecek kişiler onlar. Aleni bir şekilde şehrin orta yerinde nişan yapılıyor ve 14 yaşındaki çocuk ve orada ihbarda da bulunuluyor. Bir tek o mahallede bulunan bir seyircimiz var. İsminin açıklanmasını istemeyen gerçekten duyarlı bir vatandaş. Bu konuda gerekli ihbarı yaptı. Detayları her şeyiyle bize vermişti. Bir o beyefendi vardır. Gerçek bir aile babası olduğunu düşünüyorum. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Tüm detayları verdi. Niye senin yüzün gülmüyor? Gülüyor abla. Gülüyorsun da ne gülüyor? Böyle gülüyor. He? Böyle gülüyor. Zaten böyle giderse gülemezsiniz. İkinizin beraber olması da yetmiyor. Babam var, kız kardeşim var, senin ailen var. Ailelerinize ne söylemek istersiniz buradan? Ben ailemden bana saygı duymasını, beni bu şekilde atmalarını istemiyorum. Yani eğer gerçekten benim ailemse ne olursa olsun her zaman arkamda durmalarını isterim. Tahsin? Kararlarımıza saygı duymalarını istiyorum abla. Bir mesajın var mı onlara? Başka bir mesajım yok abla. Hı? Başka bir mesajım yok. Kararlarımıza saygı duysunlar. Hani engel olacaklarına yanımızda olsunlar, arkamızda olsunlar. Olurlar mı? Olmalarını istiyor musunuz? Ben istiyorum ama benim ailem asla artık bu saatten olurlar sonra abla. Olmaz. Hı? Olurlar. Değil mi? Birazcık zaman belki de. Bak ne güzel yardımlar ve destekler de geliyor size. Teşekkür ederiz herkesten. Yani bunlar... Biz zaten hani maddi manevi yardım da istiyoruz herkesten. Çünkü şu an elimizde yok, avucumuzda yok. Yani illaki çıksak nasıl geçineceğiz? Bunları çok iyi düşünüyoruz. Şunu düşündünüz mü? Siz aslında ailelerinizin göremediğini ekran karşısındaki insanlar neyi gördü de sizi birlikte olmaya destekliyorlar bu konuda? Aileleriniz iddianız şu, bizi baştan beri ayırmaya çalışıyorlar. Seyirciler niye sizi görüp farklı şekilde aman ayrılmayın, işte bir ev kuralım, iş verelim. Sevgi var orada. Ne var? Fark ne var? Aileniz neyi göremiyor?
inancımızı, birbirimize olan yani bağlılığı bunu göremiyor. Ama çocuğunuz var artık, yuva kurulmuş. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Gene babaannemle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kız rahmetli, bırak yattığı yerde rahat etsin kadın ya. Gerçekten. Mekanı cennet olsun. Bazı aileler eşlerine olan sevgileri kıskanırlar. Benim babaannem de çok kıskanırdı annemi. Babam onu çok seviyor diye. Baban ne yapıyordu peki? O dengeleri tutabiliyordu. Yani evet, dengeleri tutabiliyordu. Oğlumun arabası deyip kapıyı açıyordu, öne oturuyordu. Böyle annemi tahrik edici hareketler. Ay Gamze, sen babaannene çekmişsin. Evet, ben babaannemin gençliğine benziyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Babaannemin şaka gençliği. Yapıyorum. Ne diyordu? Oğlumun arabası oğlumun diyordu. Oğlumun arabası, ben aldım deyip böyle öne otururdu. Annemi tahrik edici hareketler. Maalesef Esra'nın bu toplumumuzda bazı ailelerde bak, var. Çok basit bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bunu yapan bir kayınvalideniz var. Bence böyle birine onun istediğini yapacaksınız. Ters köşe. Gel anneciğim sen öne otur diyeceksin. Yapılıyor. Gel anneciğim sen başka... Esra. Yapılıyor da. Bir şey söyleyebilir miyim? Huzur kaçırıyor işte Esra Hanım. Anlatabiliyor muyum? Huzur kaçırıyorlar. Esra Hanım. Bazı aileler kız huzur kadın kaçırıyor. Rahmetli olmuş. Vallahi rahmet istedi. Bir hepiniz Nur içinde bir Fatiha suresi okuyun. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Esra Hanım, şimdi sizin söylediğiniz hani yol verip kapı vermek var ya, o oluyor da biraz zaman oluyor. Ben de yaşadım aynı şeyi. Çok zor. Zamanla hal yol oluyor. Yani biraz bu gençler büyüyecek. Kaç biraz zor oluyor? Orayı karıştırdım. Oluyor. Var mı? Kayınvalide var mıydı Pamuk abla? Kayınvalideyim işte. Şimdi sen kayınvalidesin, kendini ballayıp anlatacaksın. Ya, kayınvalidenle yok, nasıldın onu söyle. Hiç öyle anlatmayacağım. Ha? Mesela benim aracım oğlum kullanır, yeri gelir. Ben bakarım şimdi gelin mi önden gidiyor, ben mi geriden gidiyorum, bana arabanın neresi kalıyor? Tamam mı? Bakarım ki bana arabanın gerisi kalıyor. Önemli detaylar bak. Bunlara dikkat edeceğim bu saatten sonra. Diyelim ki arabanın gerisi kaldı. Hiç gönül koymuyorum. Esra Hanım. Çünkü neden şunu biliyor musunuz Esra Hanım? Bitti zaten ya. İnan ki var ya hiç gönül. Neden biliyor musunuz? Ben hayatta eşimin elini tutup şuraya doğru yürümedim. Hiçbir zaman bir kuruş kazancından bir lirasını görmedim. Çünkü bizde büyükler böyle. Ya herkes iyi olsun artık, mutlu olsunlar ama buradan hem Eda'nın hem Tahsin'in ailelerine çağrıda bulunuyorum. Çok kolay değil, çok basit değil, hemen kısa sürede olacak bir durum değil ama karşılıklı bu kırgınlıkları bitirirseniz onlar da gittikleri yerde huzurla yaşamlarını sürdürürler. Bu arada sevgili seyirciler, biz tabii yayındaydık, şimdi bilgisini verdi ekip arkadaşlarım. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusundaki yönelik harekatı başlamış. Hedeflerin vurulmasıyla başlamış. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden de duyurmuş. Büyük mücadelede şanlı ordumuzun Allah yanında olsun. O Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz ailelerine, sevdiklerine sapasağlam dönsünler ve hayırla sonuçlansın diyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun.